Herkese iyi akşamlar. Bugün Sinemaskoy'la sevgili İbrahim abimle neyi konuşuyoruz? Arabes şarkıcıların filmlerini konuşacağız. İki kutuplu gideceğiz. Nasıl iki kutuplu? İbrahim Bey filmlerin, yani sanatçılarla ve filmlerin içeriğiyle alakalı ekseriyette bilgiler vermeye çalışacak. Benim ise buradaki katkım biraz akademik çalışmalara yöneldim ben. Hani arabesk müzik neden oluştu, nasıl oluştu, bize hani nereden geldi, ilk örnekleri nedir, bu filmlerin de aynı şekilde ilk örnekleri nedir, bunlarla ilgili konuşacağız. Bir de istatistik bilgiler vereceğiz. Hangi dönemde daha yoğunlukla arabesk filmler çekildi, günümüze yansımaları vesaire derken yaklaşık hani... 4-5 A4 kağıdına sığacak kadar not aldım ben. Senin de bir o kadar vardır muhtemelen. Gösterebilir misin? Benim <laughs> bir 10 sayfa kadar şöyle göstereceğim. Sayfalar dolusu. <laughs> dersimize çok iyi çalıştık. Aslında konu gelmişken şunu söyleyeyim. Bazıları diyor ya sizin ne Deniz'e bu filmleri konuşmak ya da Hı -hı. ne Deniz'e böyle bir program yapmak siz kimsiniz diyorlar ya. Yani aslında böyle boş beleş çıkmıyoruz programa. Gerçekten öncesinde senle ben de ciddi araştırmalar yapıyoruz. Hı -hı. Defalarca telefonla konuşup karşılıklı olarak Üstünden geçiyoruz programını yani neler konuşacağız neler yapacağız diye. Hı hı. Aslında geçen haftadan biliyorsun Yeşilçam'ın ahlaksız filmini <gülüyor> <gülüyor> konuşsak yoksa Arabesk mi diye sormuştuk ama Arabesk açık ara kazandı yani %75-76 çıktı bende. Ben, de. ben Sen sana de şöyle de söyleyeyim. söyleyeyim bende de o civarda çıktı e, verilen oyların e, daha kim hangi oy verdi belli olmasaydı bence erotik filmler e, önde çıkardı. Öyle mi? Bizim gizli de olsaydı kesinlikle gizli oy e, açık tespit falan olmasaydı. Zaten <laughs> olar gizli. Ben ona çalışıyordum bir haftadır. Normalde Hı. nasıl olsa o çıkar diye i̇şte bol bol film izliyorum, şey yapıyorum, notlar tutuyorum falan. Bol bol erotik miyim <laughs> <laughs> Sırf Ayıp ya. Için, dostlarımız için yani başka bir anlamı yok. Sonra birden hani arabeske döndük. Ya beynim bulandı. Bugün sana da söyledim ya yani herhalde 40 50'ye yakın arabesk filmi böyle atlatarak atlatarak izledim. Aralarda neler hmm. var, neler yok. İşte notlar çıkarttık, şeyler yaptık filan. Yani gerçekten damara ve acıya bulandım bugün. Öyle bir dertli gündeyim. <laughs> ben neyim? bugün e, Resul Balay'a kadar gittim. Hatta şöyle, say, şöyle başlıyor şarkı. Sayın müzik severler, Güneş Plak ve kasetçilik, e, si, harika çocuk Resul Balay'ın birinci özel kasetini siz müzik müzikseverlere sunuyor falan. Birinci özel kaseti falan. Güneş Plak'ın adresini veriyor şarkının öncesinde. Evet. Ne zaman yaklaşık ya bu piyasayı 2006'da falan e, çekti daha sonra 80'lerde çekilmiş bu kayıt ama 2006'da işte malum internet ortamına falan düştü e, Oraya kadar gittim Ferdi tayfurla başladım Orhan Gencebay, İbrahim Tatses derken Resul Balaya kadar gittim. İşte küçük kuyu Evra yani diyorsun değil mi? En sona. Tabii tabii. tabii. ya e, neler olmuş neler? Yani özellikle biraz böyle dedim, akademik çalışmaları e, okuyayım. Yani e, yüksek lisans tezleri var, akademisyenlerin yaptığı bu konuda çalışmalar var, köşe yazıları var vesaire. Onlardan biraz faydalanmaya çalıştım. Haklarını eldesinler. Valla e, çok güzel de e, araştırmalar yapmışlar. Bunlarla ilgili notlar aldım. Bunları birazdan işte bizi izleyenlerle paylaşacağız. Zaten bu yayını hem burada hem de YouTube'da paylaşıyoruz. Hı hı. E, gelen e, tepkiler özellikle e, yani iki hafta önceki konuya e, hala e, yorumlar geliyor. Özellikle Kemal Sunal'ın kötü filmleri, e, Yeşilçam'ın kötü adamlarına da öyle. E, hani keşke şunu da konuşsaydınız diye çok geliyor ama evet. biz geçen yayında yaklaşık e, iki saate yakın konuştuk. Hala bile eksik bıraktığımız yerler vardı oyuncularla ilgili ya da eksik bıraktığımız oyuncular vardı. Bir gün inşallah belki ikincisini yaparsak tamamlarız diye düşünüyorum o yayın gerçekten rekor gibi bir şeydi. İki saat bayağı Bizim yaşımızda evet rekor. <laughs> arabes filmlere dönersek yani bugün herhalde ha. Arabesk arabes filmleri izlemeyen hiç kimse yoktur. Hepimiz mutlaka ucundan kıyısından bir yerde Hı. izlemişizdir. Hatta belki parodi olarak bile izlemişizdir. Ee, baktığımız zaman sinemada aslında e, belirli furya dönemleri var. Sen de biliyorsun. İşte ilk başlarda bir salon filmleri, daha çok tiyatrocu ağırlıklı isimlerin Hı. olduğu. Daha sonra işte Ayhan Işık, Belgin Doruk ve e, Sadri Alışık'ın başı çektiği diğer filmler. Sonra bunların hepsinin bir belirli tüketim dönemi var yani 10 yıl, 15 yıl gibi. Arada sonra tarihi filmler, kovboy filmleri, işte e, erotik film furyası derken bunun arasında bir de kendine arabesk filmler yer buluyor. İstersen sen şeyle başla. Arabeskin tanımı, arabes nedir, hayatımıza nereden girmiş? Onları senden öğrenelim Sedat. Aslında şöyle bizim arabes kavramının bizim kültürümüze girmesi 1950'lerden itibaren başlıyor. 1950'lerde, 60'larda özellikle yani yaşı yetenler bilir ya da dinleyenler bilirler. Suat Sayın diye bir sanatçımız var. Suat Sayın'ın Arap müzenin taklidini e, yaparak özellikle şey Kuzey Afrika, Mısır, hmm. e, Libya gibi e, ülkelerde e, müzik devşirmişiz. Bunda mesela Erkin Koray da var bunların içerisinde. Erkin Koray'ın bir sürü e, müziği aslında yine Kuzey Afrika müziğinden ilhamla ya da daha doğrusu aynı müziklere e, söz yazılmasıyla ortaya çıkmış e, şarkılardır. Araştıranlar mesela Fesupan Allah öyle bir şarkıdır. Araştıranlar bilecektir. Fakat Suat Sayın öyle yapmıyor. Benzer oraya benzeterek enstrümanlar ve sözler bağlamında onlara benzeterek müzikler yapıyor. Bir tane sevmek, örneği var mesela. Sevmek günahım değil mi herhalde şey? Yaptığı Suat Sayın'ın şeysi. Sevmek günahım. Mısırlı bir sanatçıdan alıyor. Abdül Vahap diye bir sanatçıdan alıyor zaten. Evet Abdül Vahap. Hatta Suat Sayın'ın bir albüm var. Yol, Yolcu ile Arabacı diye meşhur çok meşhur bir şarkı var. O çok böyle arabesk öğeler içeriyor. O şarkının içerisinde Hayri Esen bir Küçük bir bölüm okuyor, seslendirme sanatçısı o bildiğimiz meşhur Hayri Esen. Küçük bir bölüm okuyor o e, <laughs> o muhteşem sesiyle. Zaten onu dinleyince e, olayın ne kadar acıklı olduğunu anlayabiliyorsunuz. Öyle bir ses tonuyla okuyor ki e, orayı. E, tabii o dönemlerde arabesk müzik, dolmuş müziği ya da işte minibüs müziği olarak adlandırılıyor çünkü o işi yapan insanlar ekseriyetle e, dolmuşlarında minibüslerinde e, dinliyorlar ve halka da e, dinletiyorlar belli bir süre sonra e, işte şöyle de isimlendiriliyor biraz belki iddialı ama e, gece konduuların e, ya da işte e, lümpen e, proletaryanın müziği olarak baş kaldırı müziği olarak da ...isimlendiriliyor arabesk müzik. E, hatta öyle bir şeye geliyor ki, öyle bir dönem geliyor ki... ...1980 sonrasında bu müziği dinleyen, bu müzikle hemhal olan... ...kendini ifade eden genç, yaşlı, fark etmeksizin... ...yaş grubu fark etmeksizin insan sayısı o kadar fazla oluyor ki... ...80 sonrası seçim müziklerinde arabesk şarkıları e, kullanıp... ...onlara işte sözlerini değiştirerek... ...seçim propagandası yapmaya başlıyor siyasi partiler. Bu daha önce görülmüş bir şey değil. Hani pop şarkısı olabilir ya da genellikle halk müziğiyle yapılırdı. Çünkü ben halkın çocuğuyumla gelir siyasetçiler. Genelde bir ben sizden biriyim diye gelir. Halk müziğiyle yaparlardı. Ama ilk defa o dönemde arabesk müzikle yapıyorlar. Bir anlamda arabesk müzik içerdiği o yoksunluk, yoksulluk, acı, kaybetme her zaman işte yenilme duygularını barındırmasından dolayı burada şöyle bir şey ortaya çıkıyor bu müzik yani bu duyguları barındırıyor ve bu duyguları yaşayan hisselen kim varsa artık o Şarkıları dinleyerek kendini ifade ediyorlar. Bir anlamda belli bir süre sonra arabesk müzik dinlemek bunlar arasında, tırnak içinde söyleyeyim, delikanlılık olarak da adlandırılmaya başlıyor. Böyle enteresan bir e, dönem e, yaşanıyor. Ama dediğim gibi Türkiye'de ilk örneklerini Suat Sayın e, veriyor ve ondan sonra da işte e, bildiğim kadarıyla da bir dönem e, arabesk müzik... E, Suat Sayın'a benzer işte müzikler üretmeye başlıyor. Ve ondan sonra bizim bildiğimiz işte e, Orhan Baba, Ferdi Baba, Müslüm Baba dönemlerine e, doğru ilerliyoruz. Böyle bir e, başlangıç süreci var. Doğru. Ee, şimdi o sinema bölümüne geçmeden önce şunu söyleyeyim. Sinemamızda hani bunlar arabesk film değil de şarkılı film olarak bakarsak Hı -hı. E, aslında şarkılı filmler e, çok önceleri de yapılıyordu. İşte Zeki Müren'in filmleri mesela ilk akla gelenlerden tabii, tabii. biri. Emel Sayın kez aynı şekilde. Erol Büyükburç. ilk aklıma gelen isimler bunlar. bunların filmleri vardı. Aynı zamanda mesela Filiz Akın, Türkan Şoray, Fatma Girik filmlerinde mutlaka şarkılara, türkülere yer veriyorlardı. Ama bu nedir? İşte bir şarkı, iki şarkıyı geçmiyordu. Ee, ama arabesk filmlere geçtiğimizde arabesk filmin temasında zaten acı var. Ve bakıldığı zaman bu filmler niye yapılmış? Ben Orhan Gencebay filmlerini ayrı tutuyorum. Biraz sonra zaten o konuya gireceğiz. Diğer filmler işte günümüzün Kral TV'si görevini görmüş aslında yani demişler ki ya biz senin planı nasıl tanıtacağız kasetini nasıl tanıtacağız İşte 8-10 tane filmin içine şarkı serpiştir üstüne bir tane konu yaz genelde de bakıldığı zaman acı dram imkansız aşk bir genç var ya bu ırgat oluyor Hı -hı. ya dediğin gibi az önce bir şoför oluyor ama mutlaka bir feleğin sillesinden geçmiş oluyor yakınlarına bir şey oluyor sevdiği bir kız var onun gözü zenginlikte oluyor filan ve sonunda mutlaka bir kötü adam, bir savaş ve sonuçta bir gelir dengesizliğinde bir bozulma oluşuyor. Yani e, kahramanımız fakirken zengin, zenginler, fakir, zenginler de tam tersine fakirleşiyorlar. E, ve insanlar bunlardan mutlu olmuşlar. Çünkü niye? E, biraz gece konduğu kültürünün de artık yavaş yavaş şey göstermesi Türkiye'de. E, ve az önce söylediğim gibi sinema furyaları içerisinde artık... Komedi filmleri, o işte arzu filmin çekmiş olduğu filmler de bir yere kadar getiriyor sinemayı. Ama ondan sonrası onlar da bitiyor. Erotik filmler çok fazla yayınlanmaya başlıyor. Bu durumda aileler sinemalardan çekiliyor. Ve açıkçası burada tam böyle pansuman olan bu bahsettiğimiz arabesk filmler çıkıyor aslında. Ve arabesk filmler tekrardan halkı sinema salonlarına çekmeye başlıyor. Ve insanlar kendilerinde bir şey buluyor. Çünkü herkesin hayatında bir dram var, bir acıklı bir yan var. Ve insanlar buradan empati kurarak ve ciddi anlamda ilk başlarda aslında nitelikli ve güzel yapımlar çıkmış. Fakat sonrasında öyle bir laçkalık olmuş ki artık filmler birbirinin aynısı. Oynayan <laughs> kişiler aynı. Ne bir özen var ne bir düzen var. İşte hiç sinemanın önünden bile geçmeyecek isimlerin film yaptığını görüyoruz mesela. İşte örnek verim yeri gelmişken işte Kibariye, Tüdanya <laughs> mesela hiç şey olmayan filmler bunları oyuncu demişler ve koymuşlar. Bunu asla yadırgamıyoruz. Herkes oyuncu olacak diye bir şey yok. Yani çok iyi ses sanatçısı olabilirsin ama oyunculuklar ortada. Bunları nasıl yapmışlar? Hakkı Bulut'un bile filmi evet. var ya. Hakkı Bulut'un evet. da filmi var. Oyunculuğun yanına çok star bir isim koymuşlar. Mesela Kibariye filminde karşısına Fikret Hakan'ı koymuşlar mesela. Fikret Hakan kabul etmiş o rolü ve filmi biraz o götürmüş aslında bakıldığı zaman. Ama temelinde baktığın zaman yine kötü bir film aslında. Ve sonrasında ne oluyor? Yavaş 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 artık o filmlerin de bir sonu geliyor. Zaten sosyal bilimlerde e, arabeskin temel anlamı bozulmuşluk ve yozlaşmışlık olarak Hı. geçiyor. Ya yani bakarsan hani ben 80'lerin ortası ve 90'ların sonu yani özel televizyonun çıkmasıyla birlikte e, o dönem içerisinde gerçekten sinemanın yozlaştığını ve bozulduğunu düşünüyorum arabes filmlerinden ve sonra zaten sinemanın iflas etmesinin ve tıkanıklığa girmesinin arkasına eşkıya ile birlikte yeni bir sayfanın açılmasının en büyük şeylerinden biri bence bu filmler. Tabii burada çok uzatmayayım. 80 darbesinin de çok etkisi var. Hı hı. Yani 80 darbesinden önceki yapılan filmler ve 80 darbesinden sonra yapılan filmlere baktığımızda e, bu şeyi çok e, hissedebiliyoruz. Yani Mesela ben not almışım. E, 79 yılında mesela darbeden hemen önceki yıl 195 tane film çekilmiş Sedat. Hı hı. Bu filmlerin 19 arabesk kişi. Evet, yani evet. %10'a tekabül ediyor neredeyse. Hı hı. Darbeden bir sene sonra film sayısı 72'ye düşmüş. Yani neredeyse 3'te 1 oranında azalmış. Ve 33 arabesk film olmuş bu sefer. Yani %46. Hı hı. Yani aslında askeri darbe bu filmlerin bence temelini oluşturuyor. Yani o e, darbenin etkisi, insanların yaşamının değişimi, e, ekonomik kriz. Belki bunların hepsi birer etken olarak çıkmış ortaya. Ve buradan da sonrasında filmler yürümüş gitmiş. Ee, esasında e, tabii 80 sonrası bu kadar çok artmasının sebebi e, darbe olsa da ki zaten aşikar bu verdiği istatistikler sanırım gelişim sinema dergisinde yayınlanan bir istatistik bu hı hı. 1980 yılında da 68 tane film çekiliyor bunun 27 tanesi Arabesk darbeden bir sene sonra da işte dediğin gibi 72 filmin 33 tanesi arabesk oran yüzde %45 45'e çıkmış yüzde 50'ye doğru gidiyor neredeyse yarısına kadar arabesk filmler arabesk şarkıcıların filmleri çekiliyor. Bu aslında bir ihtiyaçtan doğuyor çünkü şöyle bir şey var taşı toprağı altın şehir İstanbul'a göç modası başlıyor köyden kente göç. Sadece İstanbul'a değil, ben Erzurumluyum. işte Erzurum'dan nereye göç ediyorlar? Bursa'ya, İstanbul'a, İzmir'e, Manisa'ya, büyük şehirlere hep göç edilirdi. Ya Da Ankara'ya gidilirdi. Çünkü bir yoksulluk var, bir yoksulluk var. İnsanların işte bulundukları yere işte hizmet gelmiyor ya da çalışacak imkan, para kazanacak imkan bulamıyorlar. Ne yapalım? Taşı toprağı altın şehre gidelim. Taşı toprağı altın şehre gittiklerinde. Ee, ...enteresan, oraya tutunamıyorlar. Yani oradaki hayata... ...ayak uyduramıyorlar ve... E, ...bir anlamda dışlanıyorlar. Dışlanınca da bu dışlanmış insanlar... ...get dolar oluşturuyor şehrin dışında. Kemal Sunal filmlerinde falan da çok görüyoruz. Yani e, Gecekondu mahalleleri... ...işte yine benzer arabes filmlerde de görüyoruz. Ekseriyeti Gecekondu mahallelerinde... ...şehrin dışındaki bir mahallede yaşıyor. Oradaki e, sanatçı... ...ya da işte oy, sanat, oradaki oyuncu kimse... ...hangi sanatçıysa... Hep böyle yerlerde yaşıyor. Şimdi e, oraya ayak uyduramayan insanların hep acıyla, kederle, hüzünle hemhal olmak gibi bir e, durumu var. Ve bu durumu da e, ifade eden müzikler arabesk müzik olduğu için e, şişe, sözüyle olsun, müziğiyle olsun bunları ifade ettiği için insanlar bu müziğe dört elle sarılmışlar ve gerçekten... E, Belli bir süre bunları dinlemek istiyorlar ve şeyde de istiyorlar. Televizyonda da e, Taşı Toprağı Altın diye İstanbul övüldü. Evet öyle bir övüldü. E, bunlar televizyonda da izlemek istiyorlar fakat orada şöyle bir şeyle karşılaşıyorlar. Geleneksel müzik anlayışını e, korumak isteyen, Türk kültürünü korumak isteyen TRT Arabesk müziğe asla izin vermiyor. Arabesk müziğe izin vermeyip yasakladığı için ondan sonra <laughs> filmler... Başlıyor filmlerin çekilmesinin temel sebebi de aslında onların çok iyi oyuncular olduğundan mı? Hayır, ee, albümlerini, şarkılarını sinemada insanlara tanıtmak. Şimdi e, şey yapacağına, tanıtım vesaire falan yapacağına hem film çekiyor, parayı oraya harcıyor. E, hem filmin bir anlamda soundtrack albümünü oluşturuyor kendi albümü. Genelde filmin ismi onun albümü oluyor. Çeşme gibi, işte batsın bu dünya gibi, kır gönlünün zincirini, mavi mavi, işte haydi söyle falan gibi böyle albümler. en son işte bir Amerikalı var canısı albümünün ismi. Şimdi bunlar böyle olunca ya da işte popüler şarkısının ismi. Bunlar böyle olunca şarkılarını tanıtacakları bir mecra haline geliyor. bu filmler. Fakat insanlar bunu gidip işte izliyorlar, filmde bütün şarkıları dinliyorlar. Hepsi güzel olmasa bile 10 tane şarkı varsa 7-8 tanesini diyorlar daha güzelmiş. Hemen çıkışta gidip koşa koşa albümünü alırlar. Ve o dönemki albümlerin satılmasının, bu kadar çok satılmasının ya da işte şehir efsanesi işte şu kadar milyon izlendi falan denmesinin sebebi de bir anlamda budur diye düşünüyorum. E, bu e, ilginç bir pazarlama taktiği ve gerçekten de e, tutmuş diye düşünüyorum. Çünkü e, bayağı satmış yani insanlar izlemişlerdir diye. Ama o kadar onu da yeri gelmişken söyleyeyim işte birileri mesaj gönderdi. Ferdi Tayfur'un filmi 12 milyon izlendi falan. Ben bunun gerçek olduğunu düşünmüyorum. Bir şehir efsanesidir diye düşünüyorum. 12 milyon falan bana imkansız geliyor. 5-6 deseler belki... Ama 12 milyon bana gerçekten e, şehir efsanesiymiş gibi geliyor. Ha, bununla ilgili kanıt vesaire bir şey varsa bir kaynak ya da işte hani, e, Kültür Bakanlığı'nda şurada burada falan bir kaynak bir şey gösterirlerse belki o zaman inanırım ama onların da zannetmiyorum öyle bir kaynak olduğunu ellerinde. Senin söylediklerine ilave eden e, bu özellikle TRT'deki yasaklar ve sonrasında Anavatan Partisi Turgut Özal'ın yasakları kaldırması ve videonun ...devreye girmesi. Bence arabesk filmlerin artık yavaş yavaş... ...fitilini, sonunu ateşleyen şeyler oldu. E, ne oldu? İşte daha böyle tek düzey, köy filmleri... ...yavaşlı olmaya başladı dönemlerde. Ve akabinde de... ...videonun çok fazla çıkması, herkesin evine... ...videonun girmesiyle birlikte... ...bu filmler sinemalardan yavaş yavaş çekildi. Özensiz... E, ...çok alelade... E, ...kötü şartlarda filmler çekildi. Çünkü niye? Artık bu arabesk tınaçların çoğu... ...artık TRT'ye çıkıyordu... O yüzden bakın o dönemlerden itibaren 86-87'den itibaren 90'a kadar süre içeride artık e, arabes starları dediğimiz insanların çok fazla film çekmediğini, çekenlerin de genelde sosyal içerikli, hmm. işte ne bileyim, e, uyuşturucudur, şudur, budur, işte kötü adamlardı, bilmem nedir. Yani o tarzda filmler çektiğini görüyoruz. Ama ondan öncesi 86 öncesine baktığımızda e, durum daha değişik. Şimdi filmlere girersek e, Orhan Gencebay mesela Bugünlerde en çok tartışılan isimlerden biri yani günümüzde. Yani eskiden çok seveni vardı. Şimdi artık seveni fazla yok. Ee, bu arada biraz önce yazışırken aklıma şey geldi. Ee, seyircilerimize de şunu soralım. Sedat hep başlarda sorduk ama onların en çok sevdiği arabesk film hangisi diye soralım bence. Ee, onu Şimdi soralım. Bir tan ki. bir tanesi de bir arkadaşım nereye 0.45 demiş ki Gülhane konseri rekorunda inanmıyorsun sanırım. Şimdi Elma ile Armut'u karıştırmayalım. Gülhane konserinde e, sanırım emniyetin aldığı bir kayıt vardır. 200 bin diyordur. E, bu kayıtlara inanabiliriz. E, ama 1978 yılındaki Sinema e, seyircisinden, o kayıtlardan bahsediyoruz. Biletli seyirci ya da biletsiz seyirci bilmiyorum. E, bir e, gerçekten şey sayımı verdiler. Hani yuvarlama bir sayımı verdiler. Yoksa e, birebir e, bir sayımı bilmiyorum ama ben 12 milyon olduğuna inanmıyorum. E, ama Gülhane Parkı'ndaki konserin e, doğru olduğunu düşünüyorum açıkçası. O kadar insan oraya sığabilir. Fakat e, zamanında şöyle bir şey olmuştu. Şimdiye kadar yapılmış en büyük halk konseri bir sanatçının değil ama birçok sanatçının yer aldığı en büyük halk konseri zannedersem Türkiye'de rekor 600 bin. Şimdi Gülhane'deki konser 200 bin diye biliyorum ben. O rakam doğru mudur oradaki 200 bin sayısı bilmiyorum da ama eğer öyle bir şey varsa ben doğru olduğuna inanıyorum. E, fakat 12 milyon sayısına e, herhangi bir kaynak görmeden ben <laughs> inanmıyorum. İnanana da saygı duyuyorum. Şimdi ben o, şey o hasılat rekoruna e, Çeşme filminde girecektim ama madem konu buraya geldi ben küçük bir matematik hesabıyla buna cevap vermek istiyorum. Mesela Çeşme <laughs> filminin yapılan röportajda Ses dergisine yayınlanan röportajda da filmin e, haftada 200 bin lira hasılat elde ettiğini söylüyor. E, şimdi ben şeyi hesapladım. Dolar o zaman ne kadarmış diye hesapladım. 6 sıfırı da atarak 0.64 TL'ymiş yani 1 lira bile değilmiş dolar. Yani baktığımız zaman 128 bin dolar e, o günün şartlarıyla haftada bu film hasat elde etmiş. Yani yaklaşık bugünün parasıyla da 4 milyon 352 bin. Bugün biletin ortalama 120-130 lira olduğunu düşünürsek yani yaklaşık 40 bin kişi gitmiş filme. Yani çok basit bir e, hesapla bugünün yani o filmin çeşme filmi haftada 40 bin kişi gitmiş. Bunu aya vurursan 160 bin kişi yapar. Yani e, hani bakıldığı zaman çeşme filmde rekorlar kırdı, şöyle oldu, böyle oldu dediği zaman haslattan gittim bakın arkadaşlar. Hiç başka bir şeyden gitmedim. Yani siz dersiniz ki sinema bileti o gün 50 liraydı. Ben bugün şartlarına göre yuvarladım. Çok basit. Direkt dolara çevirerek bunu yaptım. Ve dolar sonucunda dedik haftada 40 bin kişi gitmiş. Ha, yani diyebilirsiniz ki Türkiye'nin nüfusu o zamanlar 80 milyon değildi. Nüfusu oranlarsa ayrı bir konu. Ama yani 5 milyon, 10 milyon, 20 milyon kişinin bu filme gitmesi mümkün değil. Ve e, kendi haslat raporları yani bunu da e, sesler gizli şeyden almamıştır kafasına göre almamıştır mutlaka e, Saner filmciliğe sormuştur Hulki Saner veya oranın muhasebesi kimse bunu söylemiştir yani yayınlandığı haftada 200 bin lira haslat elde eden bir filmden bahsediyoruz yani öyle milyonluk falan değil benim tahmime göre. Hadi taş çatlasın 500-600 bini geçmemiştir diye düşünüyorum. Hı hı. Şimdi Buradan şimdi, da din yiyeceğiz ama. E, bir şey yok. Gerçekler bunlar. Alıştık ona artık. E, şimdi şöyle bir şey var. E, ilk, e, bu arabesk filmlerin e, ilki e, çok kıymetli bir yönetmen tarafından çekiliyor. Ömer Vuvakat. 1971'de hiçbir oyunculuk tecrübesi olmayan Orhan Gencebay'la e, bir e, film çekiyor. Filmin adı Bir Teselli Ver. Zaten Orhan Gencebay'ın muhtemelen o dönemki ay ilk albümünün ya da işte o dönemki albümünün ismi Bir Teselli Ver. Ee, burada yine gece hayatı ile ilgili bir şey anlatılıyor. Toplumsal bir e, içerik var. Yine dediğim gibi e, hayata adapte olamayan insanların hikayesinin anlatıldığı e, bir film. E, Orhan Gencebay'ın bu filminden sonra neredeyse 6-7 sene hiç arabesk içerikli ya da hiç arabesk sanatçılarının yer aldığı bir film olmuyor ee, ve ondan sonra çekilen ilk film ne tesadüf ki 12 milyon gişe yaptığı söylenen Çeşme filmi. <laughs> Sus adım, Çeşme ya. ya. Ferdi var. Ferdi Tayfur'u ben çok severim. Ee, dinlemekten de çok hoşlanırım. Gerçekten muhteşem bir sesi var. Ee, Filmlerini de gerçekten Filmlerde çok kıymetli olur. buluyorum. Aynen öyle. Ee, Özellikle Ferdi Tayfur'un oyunculuğun filmlerdeki oyunculuğunu yükselten Esen Günay'a da ee, buradan e, bir, bir kez daha rahmet dileyelim Esen Günay olmasa belki Ferdi Tayfur bu kadar çok filmleri bu kadar çok benimsenmeyecekti neredeyse özdeşleşmiş durumda ben e, Ferdi Tayfur'u Esen Günay seslendiriyor diye paylaştığımda bunun için de TikTok'ta daha rahat oluyor galiba insanlar çok küfür yemiştim ee, kimi kandırıyorsun gerçi kandırıyorsun yerine başka kelimeler kullanmışlardı ama <laughs> Ferdi Baba'nın kendi sesi diye araya <laughs> gireyim. Nereye 0.45 yazmış demiş ki e, YouTube'da bir fil bir e, video 100 milyon izleniyor. Türkiye'de 100 milyon kişi mi var? Yani bu e, elma ile elma, armutlar mı? armut çok başka şeyden bahsediyoruz şu an arkadaşlar. Ben yani 5-6 sadece... tane Gmail hesabı açabilirim. Yani, <laughs> YouTube hesabı açabilirim. YouTube'da dünyada da izlenebiliyor. Mesela Almanya'daki Hı. Türkler de izleyebiliyor. Başka yerdeki Türkler de izleyebiliyor. Ayrıca bu Türkiye nüfusuna oranlanmaz. Ben direkt hasılattan çıkarttım ama ben yine diyorum tepki alacağımızı biliyorum. Ama yine de gerçekleri söyleyeyim. Orhan Gencebay demişken yani ilk giriş orada yaptım aslında. Hani bugün çok fazla sevilmeyen bir isim o zamanlar böyle kapı pencere kırdıran isimlerden biri. Özellikle Orhan babacılarla Ferdi babacıların her zaman bir arabeskin babası kim diye bir şey yaparlar. Ama sinemaya baktığımız zaman Orhan Gencebay'ın Ferdi Tayfur'un e, kalite anlamında önünde olduğunu görüyorum. Yani kim ne derse desin. Nasıl kalite önünde? Az önce söylediğin gibi yani öyle isimlerle çalışmış ki. Yani hiçbir arabeskinin çalışmayacağı isimlerle çalışmış. Şimdi notlarıma bakıyorum. Senin dediğin gibi Ömer Lütfü Akat, Şerif Gören, Osman Seden, Zeki Alasya, Halit Refi bunların yönetmenlik yapmış filmlerinde. Şerif Gören dört tane filmini yönetmiş. Yani bir tane. Zeki değil Alasya mesela. kaptan filmini kaptan, yönetmişti galiba değil mi? Kaptan filmini değil mi? yönetmiş. Mesela ilk başlardaki 4-5 filminin senaryosunu Sefa Önal yazmış evet. arkadaşlar. Yani Sefa Önal da çalışmış. Şimdi çalıştığı isimlere gelelim. Mesela ne oldu? Arabesk film sezonunda ne vardır? Genelde oyuncular kimlerdir? İşte Serpil Çakmaklı, Oya Aydoğan, işte Yaprak Özdemiroğlu, işte Güngör Bayrak. Ee, genelde zaten ilk isimler bunlar. Mesela kimle çalışmış? Hülya Koçyiğitle iki film yapmış. Bir Araya Gelemeyiz ve Şoför. Müjdar Fatma, Fatma Girik. Fatma Girik'le Hatasız Kul yapmış. Yani dört yapraklı yoncanın ikisini oynatmış. Gülşen Bubikoğlu'yla ile iki. Müjde Arla dört film yapmış. Yetmemiş 1985 yılında Doruk filmiyle Cüneyt Arkın'la çalışmış. Şimdi bana Ferdi Tayfun, Ümit Besen, <laughs> kim sayarsan say. Hiçbirinin çalışmadığı isimler bunlar. Yani <laughs> hiçbir Cüneyt Arkın'ın da filmi çekmemiş. Fatma Gelik'le de Hülya Kutu da çekmemiş. Ve e, ilginç olan notlardan bir tanesi Kan Çiçeği ve Utan filminde kendi sesiyle oynamış. Ama e, 27 filminde e, sesini tamamen Abdurrahman Palay'a emanet etmiş. Az sonra Ferdi Payfur'a girdiğimizde de orada Esen Günay örneği var. Evet. Bir kez Zafer Ergin birinde de Torun Karacoğlu seslendirmiş. Ee, Zafer Ergin Kaptan evet. filminde seslendirmişti. Bence ben de yakışmamış. E, hiç yakıştıramamıştım ya gerçekten. Evet. O filmin seslendirme yönetmeni bildiğim kadarıyla e, Ayşin Atav'dı. Hı hı. E, o filmde seslendirme yönetmeni Ayşin Atav olması lazım çünkü onunla ilgili bir gazete kıpırı vardı. Ayşin Atav için şöyle e, seslendirmecilikten yönetmenliğe e, işte Zeki Alasya orada e, Ayşin Atavla bir konuşurken bir fotoğraf çekmişler. Orada e, ya onu paylaşmışlardı. Gazetede e, basmışlar. Ayşen Atavlı galiba onun yönetmeni. Neden Zafer Ergin tercihini yaptı bilmiyorum. Ama Dinçer Çekmez bile seslendirebilirmiş aslında. E, evet. O dönemlerde evlilerdi galiba. <laughs> Ayşen Atavlı. Ama Bir küçük notum e, ben, daha ben yapıştıramadım var. nedense onu. Bir küçük notum daha var. Mesela burası çok ilginç. Mesela en iyi filmi IMDB puanına göre ben doğarken ölmüşüm. 5.9 hmm. En Şimdi iyi En film. kötü filmlerini söylüyorum. En kötü. 4.2 <laughs> alan. 3 film var. Bir teselli ver. Ömer'i fakat mi? yönetmiş. <laughs> en kötü filmi olmuş yani. Ferya'da gücüm yok. Şerif Gören yönetmiş. Hmm. Ve Kaptan Zeki yönetmiş. Bunların hepsi de 4.2 almış. Yani az önce saydığımız isimler çok güzel işler yapmış. Bence o filmler de güzel ama niye 4.2 vermiş biraz orada acımasızlık <laughs> olmuş aslında ama yani arabesk olduğu için böyle bir şey olmuştur bence ya da Orhan Gencebay olduğu için bizde şöyle bir sıkıntı var. Biz sanatçıları bu aslında sanatçıların da biraz kabahati. Sanatçılar da nedense son dönemde son 10 sene diyeyim hadi. 10 senede 15 senede özellikle böyle insanların ayrıştığı noktalarda Tarafkir olma gibi bir heves var sanatçılarımızda. Bu onlar için ben çok büyük yanlış olduğunu düşünüyorum. Takım konusu yani futbol konusu, spor konusunda, siyaset konusunda, işte politik konularda, sosyal konularda. E, nedense ayrışmayı tercih ediyorlar. Oysa ki sanatçı birleştirici unsur olması gerekirken neden ayrıştırmayı tercih ediyorlar? E, onu anlamış değilim. Orhan Gencebay'a gösterilen tepki de biraz bundan kaynaklanıyor. Mesela Müslüm Gürses'e böyle bir tepki gösterilmiyor çünkü... Müslüm Gürses gel kim olursan ol yine gel ister ateist ol ister meclisi yine gel prensibini benimsemiş bir adamdı Allah rahmet eylesin. Fakat Orhan Gencebay tarafını belli edip ve bu tarafını da ateşli böyle canhıraş bir şekilde savununca karşı taraf açısından lanetlenen bir adama haline geldi ya da işte böyle tükaka denilen bir adam haline geldi. Ben buna da katılmıyorum. Orhan Gencebay için e, zamanda şöyle bir yorum yapılmıştı. Antik Yunan'da yaşasa müzik tanrısı olarak addedilirdi diye. E, çok başarılı bir müzisyen olduğunu düşünüyorum. E, sadece arabesk şarkıcısı deyip diye nitelendirilecek bir adam olduğunu düşünmüyorum ben Orhan Gencebay'ın. Bütün bu e, düşüncelerinden, e, hal ve hareketlerinden sıyrılarak söylüyorum bunu ben hala dinlerim, şarkılarını çok severim. O 4.2 almış ya da işte 5.9 almış filmler vesaire falan ben onları denk geldiğim zaman izlemeye çalışırım. İzlerim de yani en azından bizim kötü diye ad edebileceğimiz filmlerden çok da kötü değildir. Evet. Yani Orhan Gencebay'ın ya da Ferdi Tayfur'un İbrahim Tatlıses'in, Müslüm Gürses'in filmleri için pek söyleyemeyeceğim öyle ama çok severiz kendisini. Ama filmleri çok başarılı değildir. Ama bu saydığım üç ismin filmlerinde bir konu, bir tema var ve bu tema üzerinden gidiyorlar ve çizgilerini filmler açısından hiç bozmamışlar. Evet. O sebeple ben başarılı buluyorum bu konuda. Çünkü bir de şu var... Hep yani insanların e, bir çoğunun e, işte dedik ya bakın yüzde 45 gibi bir oran var e, insanların birçoğunun duygularına tercüman olmuş insanlar bunlar e, belki de çok yanlış yollara e, tevessül etmemelerine sebep olmuş insanlar kendilerini ifade edecek bir yol bulmuş e, bu insanlar o sanatçılarla e, o sebeple. E, Kendilerini de ifade edebildikleri için bu şarkılarla, bu filmlerle kendilerini ifade edildiğini en azından Beyaz Perde'de gördükleri için belki de çok yanlış yollara sapmalarına e, engel olmuşlardır diye düşünüyorum. Yine benzer bir dönemde aslında arabesk değil de e, bunun hakkını teslim etmek lazım. E, Cüneyt Arkın'ın filmleri de benzer bir etkiyi göstermiştir bence. Özellikle toplumsal içerikli filmleri Cüneyt Arkın'ın ben o malum furyaya e, girmeyeceğim e, işte ...toplumsal filmler çekeceğim, borç harçta olsa çektiği e, filmleri... E, ...yine insanların e, yanlış yollara girmesini engel olmuş filmlerdir diye düşünüyorum. E, o sebeple bu e, sanatçılarımızın da hakkını teslim edelim... ...öyle e, aşağılanacak türden filmler değildi bunlar bence. Aynı fikirdi ama Orhan Gencebay mesela 83 yılına kadar gerçekten bir kalite çizgisi tutturmuş. Ama 83 yılında ne olduysa e, tamamen hani o... Nasıl söyleyeyim? E, kalbur üstü insanlarla çalışmayı bırakmış ve tamamen güncel olmayan o arabes filmlere dönüş yapmış. Yani film hmm. incelediğiniz zaman 83 hmm. yılında bir kırılma var. Bu filmin aslında başarısının altında yapımcı firmalar da yatıyor. Evet. Yani bütün filmleri Hürrem Erman'la ve Selim Soydan'la ikisiyle birlikte çekmiş. Yani bir Hürrem Erman'dan film yapmış, bir Selim Soydan'dan film, film yapmış. Ama 83 yılında ne olduysa o kırılmayla itibaren ...Günşah hmm. e, Gülşah film Selim Soydan tamamen bitirmiş anlaşmalarını Orhan Gencebay'la ve sadece Ümit Besen ve Ferdi Tayfur filmleri yapmaya başlamışlar. Hmm. Hürrem Erman zaten tamamen bırakıyor. E, dediğim gibi 83'ten sonra orada bir kırılma yaşanıyor. Ama 83'e kadar yaptığı bütün filmler bence gerçekten çıtanın üstünde filmler. Diğer filmlere baktığımız zaman. Bunun gibi e, işte Ferdi Tayfur'a gelirsek, Ferdi Tayfur da mesela e, dediğin gibi çok sonraları başlamış. Yani 71'de başlıyor Orhan Gencebay. 77-78 gibi, 79 gibi hatta neredeyse Ferdi Tayfur filmleri çıkıyor. Ferdi Tayfur da aynı şekilde biraz önce söylediğin gibi bir müzik kariyeriyle birlikte e, yapımcıların dikkatini çekiyor. Biraz sonra onu da anlatacağız zaten. E, 35 filmde oynamış kendisi. E, bu filmlerin de çoğunda Natuk Baytan... ...ve Temel Gürsu imzası var. Şeyde ee, ben de Natuk e, Baytan filmi... Remzi Jön Türk müydü? İbrahim, e, Orhan Gencebay'da Remzi Jön... ...o ya da İbrahim sesleri Remzi Jön Türk... E, Şeyde yok, Orhan Gencebay'da yok. Ee, Hı -hı. Ferit Tayfur'da ama baktığınız zaman... ...yedi tane Temel Gürsu filmi var. Ee, Hı -hı. Natuk da altı film çevirmiş mesela. Ee, şey güzel, ee, mesela Natuk Baytan'ın çektiği filmler çok güzel. Onda Kemal Sunal filmlerinin havasını hissediyorsunuz. Gerek oyuncularından, gerekçe mekanlarından... Şöyle baktığınızda diyorsunuz ki evet ya bu filmde bir şey var diyorsunuz. E, temel görüntüsü filmleri de öyle aslında. Baktığınız zaman bir hareket var, bir e, bir şablon üzerinde gidiyor. E, şeylere baktığımız zaman da, oyunculara baktığımız zaman da biraz hani e, orada genelde arabesk filmlerinde hep şey var. E, sanatçıların aşk durumuna göre de birazcık şekillenmiş oyuncular. Mesela Ferdi Tayfur ek Necla Nazır'la çalışmış. Hı hı. Yani 35 filmin 12 tanesini Necla Nazır'la yapmış. Az sonra göreceğiz mesela İbrahim Tatlıses'te Derya Tuna, Hülya Avşar. E, o isimler öne çıkıyor mesela. Perihan Savaş. O dayak olayına kadar olan sürede Perihan Savaş mesela daha revaçta. E, Ferit filmlerinde Şimdi genelde ses olarak kendisi... Banu Alkan, Banu Alkan. E, nostalji sahnesi demiş ki Banu alkan ya bu arada böldüm özür dilerim nostalji sahnesi benim e, çok e, yıllar evvelinden e, sözlük arkadaşım Tufan'ın e, sayfası ben yeni fark ettim e, affetsin e, takibi aldım nostalji sahnesini takip alın çok ilginç paylaşımları var e, yeri gelmişken hazır yorum yazmışken bunu da söyleyeyim burada bu ee, dediğim gibi evet, dedi, e, Esen Günay'a teslim etmiş sesini. Hı -hı. 35 filmin 30'unda Esen Günay olmuş. Bugün zaten Esen Günay'ın sesini duyan herkes diyor ki Ferdur'un Tayfır'ın sesi. <gülüyor> evet <gülüyor> zaten evet. Zaten aksediliyor. E, ama kendi sesini hiç kullanmamış. Yani çok enteresan. Mesela Orhan Gencebay 2-3 filmde kendi sesini kullanmış. Kan Çiçeği filminde 1989'da ve Utan Hı -hı. filminde 1990'da kendi sesini duyuyoruz. Ama Ferdi Tayfur hiç bu yola gitmemiş. Yani hep başkaları seslendirmiş. 6 tane filmi yönetmiş. Mesela Orhan Gencebay'ın hiçbir yönetmenlik şeysi yok. 5 filmin senaryosunu yazmış. Kendi oynadığı filmlerin 5'inin senaryosunu yazmış. Yine IMDB puanına göre en yüksek oyu İnsan Sevince filmi. 6.8 almış ki... Orhan Gencebay filmlerine baktığımıza göre daha yüksek bir puan. En düşük filmi de 3.8 ile Ya Benimsin, Ya Toprağın. Tam arabesk isim yalnız. Ya evet, ya evet. <laughs> Çok iyiymiş. Ee, Senin burada şimdi... notların varsa onu da en son ben burada şey bitirirken Fer Tayfur bölümünü Çeşme filmin hikayesini onlar... anlatacağım. Onlarla ilgili şöyle bir e, dedin ya Natuk Baytan filmlerini e, izlerken bir Kemal Sunal havası görüyoruz. Kemal Sunal filmlerinde de aslında Ferdi Tayfur'a benzer dönemde çekilen Ferdi Tayfur filmlerine ya da benzer dönemde çıkan Ferdi Tayfur şarkılarına gönderme var. Mesela e, Yedi Bela Hüsnü'de e, Hüsnü'nün kapısına gidip Ferdi Tayfur şarkılarını e, dinliyor. Korkusuz merak etme derhal de herhalde. De merak tabii etmesem tabii korkusuz korkakta hatasız kul olmaz, insan sevince, aşkı ben bir yarattım falan diye. Ferdi Tayfur'un böyle şarkılarını e, işte Orhan Bayın şarkılarını, Fer Tayfur'un şarkılarını, Arabesk şarkıları falan söylüyor. Ee, orada da mesela e, şey var, gönderme var. Hatta Yedi Bela üstünde merak etmesini söyledikten sonra Hüsnü'ye camı kapatıyor falan. Açıyor senin sesini beğenmedi, ben senden daha güzel söylerdim falan diye. Fer Tayfur'a giydiriyor orada. Natuk Baytan böyle e, şey e, bir anlamda bizim yani yazılım dilinde şey derler. Cross platform e, ilerlediği için e, oradan oraya göndermeler yapıyor. Şimdi burada e, arabesk filmlerle ilgili benim e, ilk çekilmeye başladığı e, dönemlerde e, söyleyecek şöyle bir şeyim var. E, arabesk filmler e, Yeşilçam sineması için bir yenilik olarak düşünülmüş aslında. Yani şöyle Yeşilçam oyuncuların artık tek tip hikayeden, tek tip oyunculuktan e, yapımcıların sıkılıp arabesk şarkıcılarına film çektirme meselesi, daha farklı hikayelerle film çektirme meselesi Yeşilçam'da bir yenilik veya değişiklik olarak algılanmış. Bu yine bahsettiğim bu akademik çalışmalardan birinde geçiyordu. Ee, ve e, bu filmlerin temeli arka tarafta işte arabesk müzik, işte o e, albümdeki şarkıların e, neyse işte o müziğin eşliğinde film kahramanının yaşadığı, Acı dolu hikayeyi anlatır ve temelde de aşk acısı, fakirlik var. Ee, işte cinayet, e, gurbet, ayrılık gibi e, temalar işleniyor ve e, aslında 70'li yıllarda çekilen arabesk filmlerde olmayan öğeler, e, bu sadece bu bahsettiğim öğeler varken. 70'li yıllar yani 80 darbesinden sonra ortaya çıkan öğelere baktığımızda çok daha farklı şeylerle, temalarla karşılaşabiliyoruz filmlerde. Belki de onlar için de bir, bir doyum noktası oluyor. Doyum noktası olduğu için artık bu yenilik de kendini tekrar etmeye başlıyor. Çünkü aynı hikayeyi birçok kişi film yapıyor. Ee, şimdi Çeşme filmini anlatacaksın ama ben şuraya girmek istiyorum. Ee, aynı filmin işte birçok hikayenin aynı, başka kişiler film yapıyor aynı hikayeyi. Versiyonları diye. var. Fatih. Şöyle, tabii tabii. Mesela bir filmin bir İbrahim Tatlıses versiyonu var. E, ee, bir de Yılmaz Güney versiyonu var. Mesela Yılmaz Güney e, arabesk şarkıcı olmamasına rağmen e, yine Arabes şarkıcılarını dinleyen kendisini onunla özdeşleştiren işte benim hikayemi anlatıyor diyen insanların da aslında bir anlamda idol olmuş bir isim hiç şarkıcılığı vesaire yok e, ama anlattığı yani çektiği filmlerdeki hikayeler e, bu insanlara hitap ediyor. Bu da çok enteresan bir şey yani Arabes şarkıcısı e, furyasından mı faydalandı o dönem ne yaptı bilmiyorum ya da Arabes şarkıcıları onun yarattığı onun e, e, oluşturduğu yola mı girdi bilmiyorum ama ikisinin ee, çıkış noktası e, ulaştığı kişiler e, hemen hemen aynı kişiler. E, mesela kaç para olan bir flüt e, derken İbrahim Tatlıses, e, Yılmaz Güney'de mandolin diyordu galiba. Aynı hikayede tek farklılık birisi flüt, birisi mandolin diyordu. Böyle de enteresan bir şey var. Mesela bu dönemdeki e, filmlerin ekseriyetinin e, hep e, benzer replikleri vardı işte. İşte kazdırıcıdığımız kaç para bir bir flüt mandolin. E, işte fakir ama gururlu bir genç vardı. ...karşına çıktım. İşte seni yeneceğim... ...İstanbul falan gibi. E, kült replikleri vardı. Buna belki eklenebilir. Eğer aklına gelen varsa... ...arkadaşlar yazsınlar. Ve bu da kaderin acı cilvesi... ...sürekli tekrar etmeye başladı... ...kendini. Tekrar edince insanlar... ...sıkıldı ve bir yerde... E, ...son buldu bu. Evet. Şimdi Çeşme filmine gelirsek... ...senin az önce söylediğin gibi yani Orhan Gencebay'ın... ...ilk filmlerinden sonra çok arabesk film... ...çekilmemiş... Hı hı. Ee, 77 yılında işte az önce söylediğimiz gibi sinema sıkıntıya girdiğinde e, Hulki Saner, Saner filmcinin sahibi bir senaryo üzerinde çalışmaya başlamış. İşte bu Çeşme filminin senaryosu. 6 ayda filan yazmış bu senaryoyu. E, o zamanlar e, bir Fransız şarkısı varmış. Plaisir Demon" diye. Tam aksanı yapamadım kusura bakmayın. <laughs> Fransızcam yok çünkü. Şimdi orada iki aşığın bir nehir e, Altında oturup işte bu nehir attıkça ben seni seveceğim diye geçiyormuş şarkının sözleri. Ve e, Hulki Saner zaten suyun bereketine çok fazla inanan bir insanmış. Ve senaryoyu da buna göre konmuş. Tabii şelale bulamadıkları için muhtemelen bunu çeşmeye devirmişler ve çevirmişler. E, 6 ay sonrasında filmin senaryosu yazılmış. Temel gursuyla oturmuşlar. Ya demişler ki, bu filmi kim oynayacak? Bir kere şarkıcı olması lazım. <laughs> i̇şte Orhan'ın zaten anlaşmaları var. Belirli şeylerle az önce söylediğimiz gibi. Ee, ve o zaman İzmir Bölge Müdürü yani o zamanki sinemalar bölge işletmeleriyle birlikte yapılıyor ee, Emin Çatal Yürek Saner'e diyor ki ya bir tane e, şey var genç bir sanatçı adayı var diyor ben sana kasetini planı göndereyim bir dinle diyor ve dinliyor işte Çeşme şarkısını dinliyor ya diyor su, çeşme tam bizim istediğimiz şey ee, Orhan Gencebay'dı o zamanlar Adana'da yaşıyor hatta İstanbul'da bile değil hı hı. çağırıyorlar işte Orhan Gencebay geliyor anlaşmalarını falan yap yapıyorlar her şey tamam bu sefer kadın oyuncu yok. Kadın oyuncular oynamak istemiyor. Çünkü hani arabesk temalı bir film. İşte şey yapacak. Ee, ve en son Necla Nazır ikna alıyor. Biz geçenlerde bir röportaj yayınladığımızda Necla Nazır da şöyle diyor. Ben onu konservatuvardan biri sanıyordum. Hani o dönemlerde Bülent Ersoy'un da işte e, Gülşen Bubikoğlu'na çektiği filmler var. <laughs> Öyle e, filmlerden biri zannediyormuş aslında. O tarzda gibi ama tamamen arabesk içerikli olduğunu görmüş. Ve e, oynamaya başlamış. Yani işin temeli oradan geliyor. Şimdi az önceki hasat rekoruyla ilgili konuşunca hep Derbeder filminden bahsediyorlar. Derbeder filmde Temel gürsunun bir ifadesi var. E, 5 milyon 500 kişi İstanbul'da sadece bu filmi izledi diye. Tabii bu kaydı, kuyduğu nereden almıştır, nasıl yapmıştır orayı tam bilmiyoruz. Ve sonra İstanbul'da bu kadar kişi izlediyse İstanbul dışında da izleyenler çarpı ikidir denilip 10 milyon sayıya ulaşılmış yani aslında 10 hmm. milyon yapıyor da 10 milyon gibi bir sayıya ulaşılmış. E, programın o bölümünü kaçıranlar için ben tekrar edeyim. Yani Çeşme filmi 200 bin lira hasat elde etmiş bir hafta boyunca. Ve bunu dolar olarak böldüğümüzde, çarptığımızda günümüzde 40 bin kişi yapıyor haftada. Baktığımız hmm. arkadaşlar. Yani aslında hani kaç hafta kalmış gibi, acaba? Vizyonda kaç hafta kalmış? Yani en uzun film o zamanlar 5-6 ay kalıyormuş zaten ama 5-6 ay da full Türkiye'de oynamıyor. yani İstanbul'da belki bir ay oynayıp ondan sonra zaten sinemada başka filmler gösterime giriyor. Sinema Şundan hesap edelim dönümde. yani mesela Münir Özkul şey diyordu 1950'lerdeki film için hep e, Mahir Boncuk'ta diyordu ya o meşhur sahne. Hey gözünü sevdiğimin havarı filmi. 12 hafta kaldı vizyonda falan. Evet. Sinemalarda kaldı diyordu. E, 50'lerde e, o civardaysa hadi diyelim 20 hafta olsun. 20 hı hı. haftada işte 5 ay falan yapıyor hemen hemen. E, haftada işte 40 bin izleyici e, yapıyorsa çarptığımızda e, benim matematiğim yetmiyor şu anına kaç para <gülüyor> haftada <gülüyor> 40 bin yapıyorsa 320 bin falan işte 8 hafta e, şey, 40 hafta, 8 hafta mı yapıyor 40 hafta mı yapıyor işte 320, bin, hani 5 milyonu bulmuyor Hı -hı. onu söyleyeyim yani 5 milyonu bulmuyor o sebeple e, bana 12 milyon rakamı dediğim gibi çok şey geliyor şehir efsanesi göre böyle şehir efsaneleri üretmeyi biz çok seviyoruz Evet. Ya gerçekten çok seviyoruz. Ee, hani e, öyle olması gerekiyormuş gibi düşünüyoruz. Bugün hani seninle konuştuğumuzda birkaç örnek vermiştim ben. Hani e, işte, işte Kemal Sunal'la ilgili bir hikaye anlatıyorlar. Emel Sayın'la Emel Sayın'ın ağzından anlatıyorlar. Kesinlikle. Ya da işte, hikaye arkadaşlar. Ya, yani şey. böyle hikayeler uydurmayı çok seviyoruz. Dediğim gibi yani bir Kültür Bakanlığı'ndan ya da e, ne bileyim e, Devlet e, Sinema Genel Müdürlüğü mü bakıyor buna? E, kim bakıyor? Bilmiyorum. E, oradan herhangi bir şekilde bir kayıt kuyut bir şey olmadığı sürece benim e, çok fazla e, inanacağımı düşünmüyorum. E, bu tık e, sayılara. Çünkü çok da mümkün gözükmüyor. E, o dönem işte sinemaya bu kadar çok gidip e, o filmi izlemek. E, 80'lerde mesela 80'li yıllarda çekilen Mavi Mavi filmi de var İbrahim Tatlıses'in. Onun için de benzer bir şey söylüyorlar. İşte Neredeyse bir ay boyunca sinemada yer bulunamadı. Hani herkes işte biletleri aldı, kapış kapış gitti bir ay iki ay neyse işte yer bulunamadı diyor ama onun da o kadar çok fazla izlendiğini düşünmüyorum ben açıkçası. Minroskul demişken ben bir araya parantez açayım. Hı hı. E, bu filmlerin aslında baktığımız zaman belirli oyuncu kitlesi oyuncu kadrosu var. E, ama bizim hep böyle gözümüzün aşina olduğu büyük isimleri bu filmde gördüğümüz zaman ben bazen üzülüyorum açıkçası. Yani Münir Özkul'un mesela çok küçük sahnelerin olan arabesk filmler var. Kızı Güner Özkul'un bir açıklaması var. Babam okuldan fotoğraf makinesi istemişlerdi. Alamamıştı, durumu yoktu. Ve bir arabesk filminde oynayıp fotoğraf makinesi karşılığında oynamış arkadaşlar. Yani para almamış. Bugün fotoğraf makinesi kaç lira? işte tabii çok profesyonel bir şeyden bahsetmiyoruz yani. 2 bin lira, 3 bin lira, 5 bin lira olsun hadi. Bunun karşılığında oynamışım. Diyeceksiniz ki ya ne var bunda? Şimdi Ferdi Tayfur, Orhan Gencebay gibi isimler bir film başına o zamanlar 20 milyon, 30 milyon TL para alıyorlarmış. Yani böyle bir e, dehşet bir kazanç var ortada. Çünkü filmin başrolündeki oyuncu, arkasından gelen aktris daha düşük bir ücret alıyor. Yan rollerin hiç adı bile okunmuyor neredeyse. Dediğimiz gibi bir fotoğraf makinesine bu filmde oynuyorlar. Mesela inceledim bugün, Münir baktım. 1981 yılına kadar nitelikli filmlerde oynamış. 81'den sonra da ...daha çok böyle arabeste kaymış. İşte Ceylan'la... ...Mahmut Tuncer'le, Tüdanya'yla... ...Müslüm Gürses'le... ...Halil Taşkın adını ilk defa duydum bu arada Halil Taşkın'ın... ...özür diliyorum. Hiç bilmiyordum. Yunus Bülbül'le, İzzet Altınmeşe'yle... ...Ümit Besen'le... ...filmler çevirmiş. Ve bunların çoğu da niteliksiz filmler. Bir de yani video kaset görünce, filmleri bunlar. Aynen öyle. Ve insan görünce üzülüyor. Yani koskoca Mahmut Hoca diyorsun... ...yani bir yere koyuyorsun falan. Ama mecbur kalmışlar işte bu insanlar. İşte özellikle sinema krize girdiği için... Ee, bir de enteresan bir şey var. Mesela Bir Yudum Mutluluk filmi var. Orhan Gencebay'ın 1982 yapımı. Bu filmin afişinde Münir Özkul'ün adı var ancak filmde Münir Özkul yok. Ya sahneleri kesildi çıkartıldı. Yani belki çok dediğim gibi çok küçük sahnelerde oynuyor zaten. Böyle büyük filmlerin büyük şeylerinde yok yani. Temel e, oyuncu kadrosunda büyük yer teşkil etmiyor Obam sınıfındaki gibi. Ya da afişe yanlışlıkla adı yazıldı bilmiyorum. Ama o filmde asla göremiyoruz. ADNH'de araştırdım mesela. ADNH'de iki filmde oynamış sadece arabesk olarak. Belki hani yaşı birazcık erken vefat ettiğinden dolayı, tam o dönemde olduğundan dolayı. Ceylan'la Annem filminde oynamış. Bir de e, Gökhan Güney'le Talih Kuşu filminde oynamış. Ferdi. Tayfur'un huzurum kalmadı da oynamıştı. Bir evet bir de o var. Şu evet. tane film ee, hatta, şimdi vardı şeyde. Hatta bakamam bu çocuğa Adile abla, Hı -hı. Diyor, evet. Adil abla diyor. Hapse girerken Adile Nastin evet. kulağın kuca kucağındaydı çocuk. Hı -hı. Onu hatırlıyorum ben. Ee, hatta o filmde Adile açtın kendi sesi değildi galiba. Güler Öften evet. seslendirmiş olabilir. Geçen bir e, dostumuz yazdı e, özellikle e, Ahmet Eroğlu. E, demiş ki özellikle Kibariye'nin Hayat Merdiveni filmini izleyin. O filmde Tugay Toksöz oynuyor. Biliyorsunuz hepinizin çok sevdiği bir isim ama hayatı birazcık rayından çıkmış. Özellikle alkol sorunlarından dolayı. karışık. Ve son dört filminden biri zaten. Yani vefat etmeden önce. 1986 yılında çevirmiş bu filmi. Ve hasta yatağındayken çevirmiş. Kalkmış, sete gitmiş. Çok yorgun ve çok bitkin bir şekilde zaten filmde gözüküyor. Hatta Hikmet Taşdemir'den yani bizim o bildiğimiz işte Kemal Sunal'ın filmindeki Nazar Kerim. ...Gattar Kerim'den dayak yediği bir sahne var. Ve o sahneyi izleyin. Yani karşı koyması gerekiyor ama karşı bile koyamıyor açıkçası. Ve çok ciddi anlamda sıkıntı yaşıyor. Ama niye işte e, belki bir içki parası için oynadı. Belki ne bileyim hastane masrafları için oynadı bilmiyorum ama... ...Tugay Toksöz gibi bir insanın hani o şekilde görülmesi de beni çok üzdü. Özellikle ben bu filmi bugün bir daha baktım. E, takipçimiz Ahmet Eroğlu söyledikten sonra gerçekten de oradaki hali yürek burkuyor Sedat. Öyle söyleyeyim. Hmm. Şimdi tabii biz, e, şeye gelince, 80'lere gelince e, bir İbrahim Tatlıses gerçeğiyle evet. karşılaşıyoruz. Şimdi İbrahim Tatlıses ilk filmi 1978'de ayağında, ayağında kundura ile e, yapıyor. Sonra e, bu filmler devam ediyor ama asıl yükselişini bence İbrahim Tatlıses kendisinin yönetmenlik yaptığı filmlerde hı hı. yaşıyor. 19 1982'de yalan filmiyle birlikte oynadığı filmleri yönetmeye de başlıyor. Bence çok büyük bir başarı. İbrahim Tatlıses'in kişiliği için e, ya da işte sanat kariyeri için insanlarla olan diyalogları ilişkileri için her şey söylenebilir. E, bu e, çok yani beni çok ilgilendirmiyor. İlgilendirmiyor dedim, Şu anki konumuzu ilgilendirmiyor. E, fakat şöyle bir durum var. İbrahim Tatlıses gerçekten hani bir insanın e, sıfırdan başlayıp kendini geliştirip belli bir noktaya gelmesi iyidir kötüdür bir şey diyemem ama ki bir noktaya gelmesinin en bariz gözümüzün önündeki en bariz örneklerinden biridir. E, Evet dublajla e, bir yerlere kadar geldi fakat belli bir süre sonra kendi sesiyle de oynamaya başladı. Arabesk şarkıcılarında bu çok fazla yoktur. Hı hı. Müslüm Gürses'i Abdurrahman Palay seslendiriyor. E, i̇şte Arabesk şarkısı değil ama Arabesk filmler olduğu için söylüyorum. Yılmaz Güney'i e, o dönem filmlerde Abdurrahman Palay seslendiriyor. E, Orhan Gencebay'ı yine Abdurrahman Palay, Torun Karacıoğlu Zafer Ergin vesaire falan onlar seslendiriyor. Ama İbrahim Tatlıses kendi sesiyle oynayabilme cesaretini e, göstermiştir. İyidir, kötüdür bir şey diyemem. E, beğenen vardır, beğenmeyen vardır ama ben bu cesareti beğeniyorum. E, gerçekten ben oyuncuların kendi sesiyle oynaması taraftarıyım. E, fakat e, kendi sesini de belli bir zaman sonra duyduğunuzda ya iyi ki dublaj yapılmış diyebiliyorsunuz. Evet İbrahim Tatlıses'e dublaj yapıldı ama kendi sesi de. Ee, ...gerçekten kendisine yakışıyor. Yani filmlerde yakışıyor. Hatta şöyle ilginç bir e, film var. İsmini hatırlayamadım filmi ama şimdi aklıma geldiği için söyleyeyim. Filmde İbrahim Tatlıses'i Abdurrahman Palay seslendiriyor. Ee, bir şey var. E, kayıkta mı yatta bir sahne var. İki tane görevi var. Onları da e, şey seslendiriyor. İbrahim Tatlıses seslendiriyor. <laughs> Ya işte geliyorum abim bir şey söylüyor falan orada ee, İbrahim ses seslendiriyor Belki de ilk denemelerini orada yaptı ondan sonra Şeye baktı ee, Kendi sesini e, Sesiyle oynamaya devam etti Şimdi 80'lere geldiğimizde arabesk filmler içerisinde tabi az önce dedik ya işte e, Hangi e, şeyler vardı öğeler vardı İşte aşk acısı fakirlik e, Ya da işte gurbet ayrılık gibi öğeler vardı Ondan sonra 80'lerden, 80 darbesinden sonra o dönemki filmlerin içerisine duygusallık, göç ve elbette ki cinsellik girmeye başladı filmler içerisine. Bu acaba... Ee... 1970'lerin sonundaki o bahsettiğimiz malum erotik film furyasının bir etkisi miydi? Yoksa 80 darbesinden sonra ortaya çıkan artık bir özgürlükçü bir akım başladı, liberal bir akım başladı. Herkes işte serbest piyasa ekonomisi düşüyordu buydu. Bu konuda da bir serbestlik ya da işte bir serbest liberal akım mı başladı bilemiyorum. Filmlerimizde hiç olmadığı şekilde yani 70'lerdeki filmlerde hiç görmediğimiz şekilde enteresan e, filmin içerisinde giydirilmiş e, erotizm öğeleri, cinsellik öğeleri falan artmaya başladı. Ve bu özellikle arabesk filmlerde daha fazla olmaya başladı. E, program başında bir arkadaşımız yazmıştı. Gökhan Güney'in e, bir e, galiba partneri Seda Sayan'dı bilmiyorum ama hatırlayamadım. Orada ee, şey Seda seni boğulmaktan kurtardığı bir sahne var. Kurtarmasa daha iyiymiş. Yani <laughs> izleyenler bilir. Öyle bir sahne ki e, gülesi geliyor insanın. Ciddi bir sahne çekmişler belki ama yani çok komik. Yani hemen şey insan aklı gidiyor işte 70'lerdeki o malum filmlerin e, çekildiği döneme nasıl yani komik isimler içerideki içindeki işte replikler komik vesaire oraya gidiyor. Bu tarz öğeler eklenmiş. Bir de bu dönemde e, video kaset furyası başlıyor. Filmleri video kasetlere çekip yurt dışına pazarlamaya başlıyorlar. Özellikle Almanya, Fransa gibi ülkelere eee paylaşıp gönderiyorlar ve gurbetçilerin alımına sunuyorlar. Gurbetçiler de buna meylediyor. diyor. Çünkü onlar da nasıl ki işte Anadolu'dan taşı toprağı altın şehre göçüp gelen insanlar varsa Türkiye'den de Almanya'ya gidip orada kendi gettosunu kurup oradaki yaşama ayak uyduramayan Acı, hüzün, işte gurbet, bu gibi duyguları yaşayan, bu gibi hislerle hemal olmuş insanlar var. E biz bunlardan da faydalanalım. Biraz döviz gelsin diye düşünerek video kasetleri çekip Almanya'ya vesaire gönderiyorlar. Ve bir de şey hani o Cemnas bahsediyor ya işte sanırsın diyor Ewing ailesinin karaciğerinde sorun var hani renkli ekranda falan açıyorlar ya böyle kıpkırmızı oluyor falan. O tarz filmler kalitesiz görüntülü filmler çekiyorlar. İşte az önce bahsettiğim Münir Özkul'un oynadığı belki de oynamak zorunda kaldığı filmler bu tür filmlerde. Ben araya girmek istemedim. senin söylediklerine biraz geri alırsak tabii o hani soft erotik filmler içerisinde <laughs> Ee, mesela Türkan Şuray benim aklıma geldi direkt sen söyleyince. Mesela Mine filmi. Can Gürzat'la çevirdiği bir film var. Evet o hikayesini ee, anlatmıştı Can Gürzat. 80 80'li yıllara kadar gelinceye kadar biliyorsunuz hepimiz ne var? E, Türkan Şuray kanunları var. Aslında Rüçhan Atlı kanunları arkadaşlar. Yani Türkan Şuray kanunları değil. Hı -hı. E, sonuçta sevgilisi bu filmlerde bu şekilde gözükmesini istemediğinden dolayı e, bu filmlerde böyle kanunlar var. Öpüşmez, sevişmez diye. Fakat ondan sonra Cihan Ünal döneminden sonra ...mine ee, mini filmini izleyin. Aslında birçok şey orada görülebiliyor ve bundan sonrası da arkasından geliyor. Ee, bu tabi hani özgürlükçü ruh, işte 80 darbesi sonrası, işte özel dönemi, e, o serbest şey piyasa, işte yabancı e, kanallar da mesela o dönemlerde çok iyi Artık yavaş yavaş e, uydudan da yayınlar izlenmeye başladı. Bunların hepsinin tabi bunların e, üzerinde çok fazla etkisi var. Şimdi İbrahim Tatlıses'le ilgili benim birkaç notum var. E, 34 tane film yapmış mesela. 20 tanesini kendisi yönetmiş. Şimdi yönetmenlik olarak baktığımız zaman da az önce Ferdi Tayfur'da 5 tane film vardı. Ee, burada sayı oldukça fazla. Dediğimiz gibi yani e, bu özel hayatını istediğiniz kadar eleştirebilirsiniz. İşte kadın dövmesinden yapmış olduğu bazı çirkefliklere kadar. Ama sineması olarak değerlendiriyoruz biz karakterleri. Ee, o dönemde az önce söylediğim gibi Derya Tuna, Perihan Savaş ve Hülya Avşar'la oynamış. Yani hayatında kim varsa filmleri onlara konuk etmiş. Şerif Gören, Orhan Elmas ve Orhan Aksoy gibi isimlerle çalışmış yönetmen olarak da. Ee, ilk filmlerinde Esen Günay, Erhan Yazıcıoğlu ve Abdurrahman Pala'ya görürken... ...Alişan filmi, ki ben de çok severim Alişan filmini ve sonrasında... Hı. ...tamamen artık kendi sesini kullanmaya başlamış. Değişmez oyuncuları var. Ee, özellikle hemşerisi Hüseyin Peyda'yı görüyoruz. Bu da aslında her zaman sektörde söylüyorum. Rahat vefa noktasında, yardımseverlik noktasında... Ee, iyi bir insan olduğu söylenir İbrahim Tatlıses'in. Bence da özellikle çok soyun... başarılı bu konuda özür Çok başarılıdır da yani evet. Ahde Vefa konusunda ben Erol Günaydın'ı bile ziyaret edip hiç alakası olmamasına rağmen program çektiğini gördüm İbrahim Tatlıses'in. Yani bu konuda Aynen öyle. Vefa konusunda bence çok iyidir. Burada da Hüseyin Peyda'ya ciddi anlamda kol kanat germiş. Aydemir Akbaş kankası e, onunla zaten Aydemir Akbaş da senaryo olarak da çalışmış. Hı hı. Ee, onun filmlerinde de oynamış senaryosunu da yazdı. hatta iki filmde Futbol Lig'de Şabaniye mi şey var filmin tabi ismini bilmiyorum. Ee, ona da konu, filmi Futbol Lig'de bir tane de Şabancık mı ne var Şabancık diye herhalde. Olabilir doğru. Da. İkisinde de konuk oyuncu olarak da hatta bulunmuş. Hı hı. Ben geçenlerde şey izledim yani şimdi o bambaşka bir konu ama Türk sinemamızın işler acısı, halini. Eleştirebilirsiniz. Herkesin say fikrine saygı duyuyorum ama Kolpaçino Dört Dörtlük diye bir film vardı. Boş bir hmm. vaktim vardı. Onu izleyeyim dedim. İbrahim Tatlıses de oynuyor bu filmde. Hmm. Aydemir Akbaş da oynuyor. Ya gerçekten arkadaşlar izlediğim en rezil filmlerden biriydi. Bir kere filmin sonu yok. E, kötü Adam geliyor. Spoiler gibi olacak ama spoiler da denmez buna. Ya ne yapacağız şimdi diyor. E, Şafak Sezer diyor. Daha dur yazmadım ya filmi diyor. Onun sonrasında görüşürüz diyor ve kapıyı kapatıyor. Ya filmin sonu yok arkadaşlar. Diyor ki filmi yazmadım daha diyor ve bitiriyor. Bu seyirciye çok büyük bir saygısızlık. Beşinci filmi çekeceklerdir muhtemelen. Ve, ve bakıyorsunuz e, İbrahim Tatlıses berbat bir rolde. Yani hastalığın verdiği şeyi ayrı geçiyorum. Ağzına küfür, hiç filmlerde küfür duymazken yani çok ciddi küfür ediyor orada. Yani koskoca İbrahim Tatlıses'e küfür yazmak çok yanlış bir şey. Çok çok iğrendim hatta orada görünce. Mehmet Erbil oynuyor. Yani o da çok tartışırım. E, Aydemir Akbaş ben niye buradayım? Yani tam para için buradayım. Ömrümün son günlerinde para kazanayım demiş ama ya gerçekten rezil bir film ortaya çıkmış. Ya bu filmi izleyen de ya bilmiyorum ama nasıl seviyorlar. Polpaşı'nı belki ses ben daha önce hiç izlemedim. Dördüncüsünü izleyebildim ancak. Boş zaman olduğundan dolayı ama izlenecek bir film değil. Ben çocukluğumda hatırlıyorum. İlkokula gidiyordum. Az önce senin söylediğin gibi video filmler vardı. Ev sahibimizde video vardı. Bizde yoktu. Biz biraz fakir bir aileydik o yüzden. Ondan sonra yukarıya çıkardık. Ee, İbrahim Tatlıses'in Oya Aydoğan'la bir filmi vardı. Oya Aydoğan kötü kadındı filmde. Yani kötü kadın derken hani o anlamda kötü kadındı yani öyle söyleyeyim. <laughs> Ve e, filmin sonunda İbo'yu öldürüyorlar kapısının önünde. Oya Aydoğan da ağzına sakızla görüp içeri giriyor. Ve ben çıktım. Filmde böyle ağ orada ağlamamak için kendimi çok zor tuttum. İşte annem var, o var, bu var filan. Ve aşağı indim. Yalandan futbol maçı yapmak üzere. Ama nasıl ağlıyorum, nasıl ağlıyorum filan. Ya diyorum bu kadar vefasız olur kadınlar. İşte adam senin için orada bıçak yedi de bilmem ne yaptı diye. 7-8 yaşındayım yani. Düşün öyle bir çocuğu bir travmatik etkiye soktular. Ama günümüzde gördük ki kadınlar daha da beter. Nokta. <laughs> Ya bu olayı nasıl buraya bağladın ya? Ne istiyorsun bu kadınlardan arkadaşım? Gene, bu kadın düşmanlığı nereye gene, kadar? Gene yine gene, değiştireceğiz <laughs> ama <laughs> yapacak bir şey yok. Ya e, ben şey Filmin adı Tövbe'ymiş özür dilerim. Tövbe'ymiş filmin adı. Bu Kolpaçino filmini kaç kişi izledi biliyor musun? E, dün, hatta bugün e, İsmail Fidan, e, Rafadan Tayfa filminin yapımcısı her şeyi sevgili İsmail abi şey paylaşmış. E, 2000 ya bu senenin işte izleyen en çok izlenen filmleri Rafadan Tayfa birinci sırada. ikinci sırada bir Col Pacino film var. 2 milyon 700 bin kişi mi 600 bin kişi falan izlemiş bu filmi. Ve e, muhtemelen hani sen diyorsun ki ben belli açılardan baktım beğenmedim e, işte bunu yakıştıramadım falan. E, Birçok kişi e, salyalarını akıta akıta bağıra bağıra güle güle e, izlemiştir diye. E, düşünüyorum. İşte film, sinemadaki seviye bu hale geldi. Ee, o sebeple... Bu rakamlara göre de 5. de olur, 6. site olur yani. Sebeple. Evet. İşte eğer öyle değilse muhtemelen beşincisi çekilir. Mesela Çakarlarla Dans film e, serisi de öyle. Yani Murat Şeker, e, <laughs> sağlık sıhhat dileyelim kendisine de. Murat Şeker, e, Allah uzun ömürler versin adam canı sıkıldıkça Kolpacın, şey e, Çakarlarla Dans filmi çekiyor. Yedinciyi çekiyor yani. Yedinciyi, yedinciyi, yedinciyi çekiliyor galiba değil mi? Evet öyle enteresan bir şey var. E, Şahan Gökbakar da Recep Vedik filmi çekiyor. Ya izleyicisi var ki çekiyorlar. Ben de bir şey Ge diyemiyorum artık. Geçen bir yere de yazdım ben bunu. Bir araştırma var. Ee, bu sene 2024 yılı içerisinde vizyona giren filmler içerisinde en kötü oy alan ve hastat olarak da yerlerde olan 3 tane film var. Ee, i̇smini söylemeyeceğim ama başrol oyuncusu aynı kadınmış. Ve 3 filminde yani batırıyor kadın. Yani şimdi hakaret gibi olacak ama ya oyunculuğu da tartışılır burada. Ve şu an ne oluyor biliyor musun Sedat? Yani gişede başarısızsın. Oyunculuğun berbat kadının Eylül ayında dördüncü filmi çıkıyor. E, dördüncü şeyci filmi şeyci, vizyona giriyor. Bak nostalji sahnesi Tufan demiş ki e, bir ve iki iyidir ama evet ben Kolpaçino'nun birinci filmini e, ve ikinci filmini beğenerek izledim. Gerçekçi diyalogları vardı. Hatta ilk film için e, Abidin abiyle röportaj yaparken e, söyledim. E, hakikaten e, o film yaşıyor. Yani nasıl yaşıyor? E, yaşayan bir hikaye aslında o. E, şöyle e, Diyaloglar gerçek hayattan alınma. Or ortamda bulunmayan bir adam o senaryoyu yazamaz çünkü e, jargon tamamen o hayatı, e, o hayatın içindeki insanların kullanacağı jargon, e, hikaye o hayatın içinde bulunan insanların e, yaşayacağı hikaye. Evet ilk iki film iyi ama ben dördüncü film için diyorum ya. Hani bu oyunculara bunları yaptırmasalardı keşke daha iyi olurdu. Her neyse biz e, konumuza dönelim. E, bir de tabii 80'ler e, deyince aklımıza başında küçük olan şarkıcıların çektiği filmler. Ne kadar küçük bilmiyorum ama Küçük Emrah ve Küçük Ceylan bunların başını çekiyor. Küçük Emrah kaç tane filmi var? Y 1984'te ilk filmi Zavallıları çektiğinde 13 yaşında 21 filmde oynamış. 15 tanesi 80'lerde olmak üzere 21 filmde oynamış. Fakat şöyle bir durum var. Ceylan da Emrah da Eee Ceylan da zaten 6 tane 6 senede kaç tane film çekmiş? 15 tane film çekmiş. E, artık onları için e, acıklı olma ya da işte küçük lakabının e, sevimli olmadığına kanaat getiren yapımcılar, e, müzik yapımcıları daha ziyade. Bunları e, biraz böyle fantezi müziğe. Zaten arabesk müziğin Yozlaşmış hali gibi duruyor fantezi müzik. Biraz daha böyle popla karışmış hali. E, oraya eviriyorlar. E, mesela ben Emrah'ın e, 91 ya da 92 yılında bir albümünü hatırlıyorum. Haram Geceleri falan söylemiştim. Nilüfer'in Haram Geceleri söylemişti. Haydi Şimdi Gel diye bir şarkısı vardı. Hep böyle altyapı pop müzik. Yani Emrah bunun, o şeyden 7-8 sene önce e, Emrah ölürse mezarıma kimse gelmesin, aney gelmesin diye şarkı söyleyen çocuk. E, bir bakıyorsun e, şeyde e 7 8 sene sonrasında şey yapıyor söylediği şarkı pop müzik altyapısı. E zaten e, belli bir zaman sonra e, tamamen neredeyse fantezi müzik değil de arabesk müzikten pop müziğe doğru gitti. Uzaktan arkadaşım şarkıları falan vardı yani. Belli ki tırlamışım, kendimi zorlamışım falan böyle Altan Çetin'in o dönem yaptığı saçma sapan şarkılardan hey, biriydi. Hey Hey taksisi vardı benim bildiğim. Ee, yani hey, taksi, gizli ama gizli. bunun yanında güzel şarkıları da vardı 90'larda işte. Benim Narin Yarim falan onun klibi de böyle film tadında bir şey vardı. Arzu Yanar da oynadı galiba. Belalım benim de güzeldi. Bela sana. Onun da evet, o film, şey dizisinin vardı Şart. onun. Unutabilirsin. herhalde klibinde şeydi, e, terörist bir kızımı seviyordu. <laughs> Soyguncu bir kızımı seviyordu, onu öldürüyorlardı. Hastanede şeyde yapıyordu. Emrah ama e, Sedat çok popülerdi ya, ben hatırlıyorum. Evet. Bizim alt kat komşumuz Emrah hastasıydı tamam mı? Kızın odası vardı, odasına bir girerdik her taraf Emrah resimleri. Yani Emrah'ın bile o kadar resmi yoktur kendisine o dönemlerin hmm. içerisinde. E, gazetenin bir tanesi bir gün dedi ki, büyük boy, Emrah'ın gerçek boyutlarında e, posterini vereceğiz. Yani bugün biliyorsunuz hep şu kadar posterler oluyordu. Emran boyu kaç bilmiyorum. 1.40 mı, 1.50 mi, 1.60 mı neyse. 1.40 <laughs> <laughs> Tabii o, o yaşta öyledir. Diyelim akşam, de. akşam oturuyoruz. Ee, kız dedi ki ya dedi yarın dedi bunu almaya gideceğim. Ondan sonra neyse e, gazete almak için sıraya girmiş. O zaman milliyetin böyle karton gazeteleri için karton oyuncakları vardı hatırlıyorsan ev maketleri falan verirlerdi. Onun için kuyruk olurdu. Kız gitmiş kavga dövüş bir tane almış asmış böyle tam şeyin yanına kapının kenarına girip çıkınca böyle sanki hani e, ulvi bir kişilikmiş gibi sürekli böyle selam veriyor merhaba selamla falan diye. Manyak bir şeydi ya. Böyle kocaman orada. Çünkü hep dediğim gibi alışık olmadığımız bir poster ebatının çok dışında bir Şimdi şeysi vardı. O emdam. kız canlı yayına katılmak istiyor. Hoş geldin. Ee, <laughs> e, seninle hesabı varmış ki, abi bir şey söyleyeceğim. Yayının başından beri Yok bir kadın, hep aynı kadın oynuyor, filmleri mahvetti. Yok kadınlar şöyle, kadınlar böyle diye. Üstümüze salıyorsun bak, yapma böyle şey. <laughs> Şimdi ben sana daha komik bir şey söyleyeceğim. Şimdi Emrah ve Ceylan'ın filmlerin isimlerini derledim ben. Yani tam damar ya. Yani o kadar olabilir. Bak. Acıların çocuğu, zavallılar, boynu bükükler, öksüzler, sefiller, acı lokma vurmayın, can evimden vurdular. Evet. Yani zaten filmi başından adını duyduğun zaman bile diyorsun ki ya bunda bir dram var. Şimdi Ceylan'ınkire bakalım. Yetim, garibim Ceylan. Mesela bu çok ilginç bir isim. Garibim Ceylan. Evet evet. İlk Ana kucağı, ana kucağı, yuvasızlar, sabır Allah'ım, sığıntı, acı gurbet, acı kader. Bunların yani en popüleri en Ceylan filmlerindeki bunların en popüleri Yuvasızlardı evet. galiba. Evet. Hakan Hakan Tanfer de oynuyordu orada. Turgut Özatay, Agah'ın onlara sahip çıkan birini oynuyordu. Erdal Tosun, rahmetli Erdal Tosun da oynuyordu orada. Emrah'ın tabii bir de bu kadar çok başarılı olmasının sebebi Hakan Tanfer'in onu seslendirmesi. Hakan Tanfer'in ben çok memnun olduğunu düşünmüyorum Emrah'la özdeşleşmesinden. Bir bilgi olarak söyleyeyim bunu. Hmm. şey Düşünce olarak değil de. Ben ama bir bilgi ama olarak... bilmiyorum ama ben de Emrah'ın özellikle bazı filmlerinden memnun olmadığını düşünüyorum. Ya belki o zamanlar hani küçük olduğu için bilinçsizce yapmıştır ama ee, artık bugün bir ikon haline geldi işte Emrah Koş hatta bunun ilgili McDonald's da bile reklam yapmıştı hatırlıyorsun. Ama ben mesela bak bunu bunu ben çok tasvip etmiyorum. Şimdi Emrah Koş mevzusundan rahatsız yani o dönem rahatsız ama Emrah çok para göz birisi olduğu söylenir. Çok parayı seven bir adam olduğu söylenir. O reklam için de 2 milyon dolar mı TL mi artık ne aldı bilmiyorum. Evet. Emrah Koş arabanı çiziyorlar falan evet. diye. E söylüyorum. Bir anlamda insanlara başka bir şey çağrıştırıyor. Yani bunun için ve o reklamda oynamak bilmiyorum bana çok sağlıklı gelmedi. Ama e, tam bir ikon oldu yani biliyorsun. Tabii, yani tabii, tabii. o ve özellikle Nuri Alço ben amca yarısıyım ondan bir sonra. Bir de aynı e, benzer filmlerde bunu anana sorsana delikanlı evet. falan. Diye. Ve <laughs> o çok popüler oldu mesela. İyi 90'larda ben bir yazı okumuştum Emrah filmlerinin hemen hemen hepsinde mutlaka e, affedersin ama anasına, bacısına mutlaka bir şey oluyor. Acıların yani, çocuğu da da kar a, ablasıydı Ali Yozun'a. Evet yani mesela, mutlaka orada. birine bir şey oluyor yani hani temel olarak az önce konuştuğumuz arabes filmlerin dışında hani onlarda ne vardı işte ayrılamayan işte buluşamayan <laughs> imkansız aşklar fakir kız genç ama Emrah filmlerinde böyle bir tema yok daha daha çok işte kapıcı dairesinde yaşayan işte zor sanat geçinen işte annesi temizliğe giden <laughs> ya da işte hasta kardeşini Amerika'ya gönderiyorum diye kandırıp daha sonra işte farklı emellerini alet eden gibi 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 Genelde mutlaka ailesine bir şey oluyor Emrah'ın. Yani film onlara çekiliyor. Elde de başrolde kim var bu olayların başrolünde Türk sinemasının kral kötü adamı Nuri Baba var ya. Evet. Nuri Alço. <laughs> ya buradan bir kere daha sevgilerimizi, saygılarımızı gönderelim Nuri abiye. Ben çok severim kendisini. Allah uzun ömürler versin. Şimdi... Bir araştırdım özürüm. Bir araştırdım. Evet, sağlık durumu iyiymiş. E, sa sapa sağlam aramızda. Ee, i̇nşallah ne kadar artık e, yaşayabilecekse yaşasın. Allah uzun ömürler versin. Ee, şey Ceylan'la ilgili de şöyle bir şey söyleyeyim. Hani Emrah nasıl ki o da pop müziğe vesaire falan e, geçiş yaptıysa e, Ceylan da öyle. Ceylan da o en popüler şarkılarından biri. Yaptığına şantaj denir. Böyle aşka montaj denir. Şantaj, montaj, şantaj diye bir şarkısı vardı hala dillere pelesenk olmuş bir şarkıdır. Ama siz, Ceylan. Biz böyle söylüyoruz ama acılar çekmişler ama şu anda geçen bir haber vardı. Ceylan güle güle otursunlar. Yeni bir yazlık satın almış. Orada ben tatile, tatile gidemiyorum vermişim. ben. Poz vermiş. Biz acı acı diyoruz ama şimdi acıya dönersek notlar çok uzun ama ben biraz toparlayayım sadece. İşte mesela Bergen Acıların Kadını bir tane filmi var sadece. İşte Ümit Besen mesela 14 tane film yapmış. Ee, filmlerin hepsi benzer şeyde yani yalnızca bir arkadaşları var işte e, Ümit sürekli şey yapıyor e, eziliyor dışlanıyor sonra yürü ya kulum diyor Allah ve sonrasında çok zengin oluyor ve intikam oluyor. İşte Tüdanya var mesela çok alakasız mesela 5 film yapmış ama çalıştığı isimler hep aynı Fatma Belgen'le Cem Erman'la ve Yılmaz Köksal'la çalışmış. Filmlerin çoğunda bu isimler var. Yani sanki sabahtan akşama kadar bu beş filmi çekip bitirmişler gibi. Çünkü hep aynı isimler var. Belki de mesela öyle Kibari, olur. Kibariye, oldu. Kibariye dört filmde oynamış. Ondan sonra e, Yunus Bülbül var mesela. Çok enteresan. Yok <laughs> garip mesela <laughs> Yunus Bülbül. 30'dan fazla filmi var bu yazı bölümlerde hep şey var, video filmler var aslında. İşte ee, Almanya'ya gönderilen filmler evet. onlar. Hep Almanya meyşeili. Aslında biraz Almanya'da geçen hikayelerin anlatıldığı e, filmler. Yunus Bülbül halen Almanya'da yaşıyor, yaşıyor bildiğim kadarıyla. Orada işte konserler veriyor, düğünlere gidiyor vesaire. Ben Hı. Yunus Bülbül'ü e, askerden geldiğin gün insan ilk kimi görmek ister havaalanında? Sevdiklerine de ben Yunus Bülbül'ü görmüştüm. Ne güzel işte. Ya. E, Ford, Ford Towns muydu o araba. Öyle bir arabadan indi. Ee, şey bir adamına falan verdi arabayı. O içeri havaalanına dış doğru gitmişti. Mesela dediğim gibi özellikle o e, yurt dışına pazarlandığı için filmler. Mesela Arabesk olmasa da İzzet meşe 7 tane film çekmiş. Hı -hı. E, belki Sakkale 10 tane filmi çekmiş. Mesela sayı çok yüksek aslında. Hı -hı. Mahmut Tuncer 20 tane çekmiş ki hala Mahmut Tuncer film çekiyor. Ki geçen programda bahsetmiştik. İlkokul önlüğü giyip de oynadığı 2024 yapımı bir filmi var. İzlemedim. İzlemeyi de düşünmüyorum ama ben gördüm, yani o yaştaki bir o ya. adamın bir garip geliyor yani bana. Ee, yani yapımcıyı da ikna etmişler. Kendisi de ikna olmuş. Çok enteresan. Mesela Coşkun Sabah 5 film çevirmiş. Bu arada Coşkun Sabah'la ilgili anılarım çok fazla iyi değil. Çünkü ben de bir uçakta karşılaştım. Yani uçakta inerken karşılaşmıştım. Ben binerken karşılaşmıştım Coşkun Sabah'la. Ee, yayın sonrası sana söyleyeyim anılarımı. Yani bazı insanlar göründüğü gibi değil arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. <laughs> Doğru. Ee, ya şey hiç değinmedik. Ee, Müslüm Baba'ya. Müslüm Gürses'e hiç Müslüm'den değinmedik. Önce, Müslüm'den <laughs> önce oraya en sona bıraktım ben özellikle. Bülent Ersoy var arada. Çünkü Bülent Ersoy'un da bir kırılma noktası var biliyorsun. Yani <laughs> bunu niye, <laughs> niye kırıl Şimdi... <gülüyor> kırılma, kırılma <laughs> niye diyorsun? <laughs> kırılma noktası var. Şimdi İlk 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 dört filminde erkek olarak görüyoruz kendisini hmm. ve Gülşen Bubikoğlu'yla oynuyor. Çok enteresan biraz önce Kibayet oldu ki bu üç filmde de bütün herkes aynı. Yani yönetmen Orhan Aksoy, oyuncu Gülşen Bubikoğlu, seslendirme Güner Ümit. Hmm. Yani böyle aynı anda çekilmiş gibi duruyor. Fakat sonra e, o operasyon malum operasyon olduktan sonra bu sefer kadın rollerinde oynamaya başladı Ve meşhur o hani bir çığlık attığı bir film var. Şöhretin Sonu diye, çok viral videodur hatta böyle. Hı hı. Yeter falan diye bağırır. Ee, o filmden sonra da kadın rollerinde artık oynamaya başlıyor. Yani bir, üç filmde Gülşen Bıgıkoğlu'nu seven erkekken, üç film sonra sevmeyen erkek gibi diyeyim, nasıl diyeyim orayı toparlayamadım ama <laughs> o, o noktayı evriliyor. Güler Ümit'le başlıyor, Alev Koral ve Nevin Akka ile devam ediyor yani. Hı hı. yani. Çok enteresan bir durum. Ee, 13 tane film çevirmiş. Filmlerin çoğu zaten yine Almanya'da geçen filmleri var. Çünkü özellikle yasaklı olduğu bir dönem var. Ve Türkiye'ye kendini duyurabilmek adına Almanya'da da filmler çevirmiş kendisi. E, Müslüm Gürses'e de değinmeden önce bu küçük furyasında bir kişiyi unuttuk onu söyleyeyim. Şu bugünlerde tabii günümüzde çok popüler olan bir isim. O da aslında küçük denebilecek bir yaşta başlıyor sinemaya. Mahsun Kırmızıgül. Ee, yaşamak haram oldu. Hatta film biraz daha acıklı olsun diye mahzun Kırmızı Gül diye geçiyor orada. Filmde işte şey var Hüseyin Peyda, e, Yılmaz Zafer, Engin Koç da var o filmde. Yine e, işte bir babasının hastalığı tedavi ettirmek için İstanbul'a geliyor. E, bir aşk hikayesi var film içerisinde. Köyde geçiyor şehre doğru geliyor tekrar köye dönüyorlar. Böyle e, hikayesi olan bir e, film Mahsun Kırmızı Gül'ünde. İlk filmi e, yaşamak haram oldu. Ondan sonra zaten Alem Buysa dizisine kadar herhangi bir yerde görmüyoruz onu 1994'teki. E, ki zaten Alem Buysa Marsın Kırmızı Gün'ün albümlerinden birinin adı. Ondan sonra e, işte bu Sevda Bitmez dizisi yine Mahsun Kırmızıgül'ün albümlerinden birinin adı. Hemşerim dizisi Mahsun Kırmızıgül'ün albümlerinden birinin adı. Ee, yoruldum Mahsun e, Kırmızıgül falan diye böyle gidiyor ve en sonunda zaten e, Mahsun Kırmızıgül yönetmenliğe başlıyor. Ben Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmenliğini de çok başarılı buluyorum. Filmlerinde aynı şekilde e, toplumsal e, konulara değinen gerçek hayat hikayelerinden alınmıştır diye çektiği filmler de var ki mucize filmi bunlardan biri zaten. 1996 yılıydı zannedersem. Mahsun Kırmızıgül bir programda şey söylemişti. Ben yönetmenlik yapmak istiyorum. Şöyle bir albüm tanıtım programıydı. Show TV'deydi. Şöyle bir şey söylemişti. Ben yönetmenlik yapmak istiyorum. Benim bu konuda idolüm her taşralı Genç gibi, Taşlalı genç gibi. Hatta bir şarkısı da vardı işte Taşlalı diye. E, Taşlalı genç gibi benim de idolüm Yılmaz Güney e, demişti e, Mahsun Kırmızıgül. E, muhtemelen oradan ilhamla, evet idoli Yılmaz Güney yazmış e, arkadaşımız. Muhtemelen oradan ilhamla yönetmenliğe başladı. Ben oyunculuğunda yönetmenliğinde aslında başarılı buluyorum. Hatta e, Sabriye Kara ile röportaj yaptığımızda Sabriye Kara hani sektörde ee, hani oyuncunun hakkını yemeyip e, işte parasını tas tamam veren günü gününe e, verdiği sözleri yerine getiren ender yapımcı yönetmenlerden biridir demişti Mahsun Kırmızı Gül için. Bu açıdan da e, Mahsun Kırmızı Gül'ün hakkını e, teslim etmiş olalım. Ve Beyaz Melek'te ee, de birçok aslında hı. hani e, zor durumdaki sanatçıya da Tabii. sahip çıkmıştır. Kesinlikle ee, O filmdeki oynattığı oyuncuları düşününce aslında orada bir ahde vefa var diyebiliriz. <laughs> ahde vefa bir de ustalarla çalışmıştı evet. yani orada. Ustalarla çalışmış. Ee, belki de e, filmin e, izlenirliliğini arttırmış da denebilir e, o film için. Evet ee, o hikaye o tip oyuncular gerektiriyordu. O yaştaki oyuncuları gerektiriyordu belki ama e, kas da çok güzel yapılmıştı. Oyuncular da gerçekten çok başarılıydı. E tabi şimdi bizim bu e, şimdi 80'lerdeki bu arabesk e, furyası 70'lerden başlayıp 80'lere kadar gelince sürekli tekrar eden az önce söylediğimiz gibi bir hikaye örgüsü olunca artık e, dalga geçmelere oradaki hikayelere dalga geçmelere eleştirilmelere başlanıyor. Ee, bu konuda ilk eleştiri aslında Muhsin Bey filminde Şener Şen'le Uğur Yücel'in oynadığı Muhsin Bey filminde geliyor. Muhsin Bey'deki işte Uğur Yücel'in oynadığı karakter e, türkücü olmak için İstanbul'a gelen bir adam. Şener Şen de işte sanat müziği eksenli bir adam, onu çok seven, onu dinleyen bir adam. Onu meşhur etmeye çalışıyor, şöyle oluyor, böyle oluyor ve en nihayetinde. E, Uğur Yücel'in karakteri haliyle filmi tabi izlemeyenler için söylemeyelim ama sonunu puçluk yapıyor bir anlamda e, Muhsin Bey'e. Sonra ikinci büyük eleştiride zaten filmin adından da anlaşılacağı üzere Arabesk filmiyle geliyor. Hem Türk sinemasındaki absürtlüklere hem de Arabesk filmlerdeki e, hikayelere çok büyük bir eleştiri getirmiştir. E, yine bu filmin başrolünde Şener Şen e, ve Müjdar yine aynı şekilde Uğur Yücel'de e, var. Hmm. Hatta bu Uğur Yücel'in oynadığı rol için. Erdal Özyağcılar, Ertan abi bana teklif etmişti o demişti. demişti. Ben o dönem ya Arabesk filmini seçip Uğur'un yerine ben oynayacaktım ya da bizimkilerde oynayacaktım. Ben bir tercih yaptım. Bizimkilerde oynamayı tercih ettim. Sonra oraya Uğur'u seçtiler. Uğur oynadı diye söylemişti. Arabesk filmini hazır konuşmuşken, de, hani bahsetmişken bu detaydan da bahsedeyim. şimdi Sezat bir saati geçtik. Bir saat on beş evet. dakikaya yaklaşıyoruz neredeyse. Ee, hı -hı. Müslüm Gürses'e değinelim. Sonra önümüzdeki haftalarda ne konuşacağımızla birlikte programımızı hı -hı. sonlandıralım. Evet, Müslüm Gürses'e değinelim. Onunla ilgili çünkü söyleyecek birkaç şeyim evet, daha var. Evet. Şimdi Müslüm Gürses de e, oldukça yüksek sayıda bir filmde oynamış. Yani 35-40 kadar filmde oynamış. Hı -hı. E, o da belirli oyuncularla, belirli isimlerle çalışmış. E, en önemlisi biri Behçet Nacar zaten. Filmlerinde en çok gördüğümüz isim Ben filmlerinde derinlemesine girmeyeceğim hiçbir şekilde ama bir iki detay var. Bu benim hoşuma giden detay. Mesela hepimiz Kartal Tibet'in yönetmenliğini biliyoruz. Genelde de böyle Kemal Sunal'la çalışmış. Şimdiye kadar neymiş? Gözüm gibi sevdim 1982 yapımı. Bir de Sevgi Dünyası 1980 yapımı. İkisi de Gökhan Güney filmi. İki arabesk filmi yönetmiş. Müslüm Gürses'in de Mutlu Ol Yeter filmini yönetmiş mesela. Araştırma yaparken ben bunu bilmiyordum. Yeni bir şey Hı -hı. öğrendim burada da. Müslüm Gürses'in 1981 yapımı ki o dönemde yani yönetmenliği artık iyice ısındığı ve oynadığı Kemal Sunal'la artık filmler çekmeye başladığı dönem. Bir arada Müslüm Gürses'in bu filmini çekmiş. Mutlu Ol Yeter filmini çekmiş. IMDb puanına falan baktım yani yine düşük bir şey almış. Genelde biliyorsunuz viral olan belirli filmi İkizler filmi. En çok hmm. zaten viral olan film o. Ee, o filmde birçok saçmalık ve birçok şey var. Ee, i̇şte Müslüm Baba'nın bir içkiyle alakalı bir sorunu var. Ve orada içki içerek, şarkı söyleyerek camiye yardım topluyor. Cami parası topluyor. Evet. Ee, para yetmezse de hırsızlık ve soygun hatta cinayete varacak kadar ileri gidebilecek şekilde o parayı illa toplamak istiyor filmde. E, hatta ünlü bir replik var. Işte hepimizin bildiği. Adam öldürmeye hazırım ama cinayet işleyemem. Evet. Dediği bir şey var. E, bir ilginç not da bu filmle ilgili. Burada biliyorsun Behçet Necar'la ikizleri oynuyorlar. <gülüyor> Behçet <laughs> Nacar'la Beyizlemeyi <laughs> de geç. Bak şimdi de geç. Behçet Necar'la Müslüm Gülçiz arasında 19 yaş fark var. Behçet'in de 19 yaş daha büyük. Yani ikiz olmaları zaten mümkün değil. Yani, yaşsal olarak da mümkün değil. Ama yapımcı öyle uygun görmüş. Behçetin Acar varmış o gün. Onu oynatmış. Ee, bir filmi daha denk gelmiş. Hangi film? Belki ikizler de olabilir. Orada içki sorunu vardı. Sütle terbiye ediyorlardı mesela kendisini. Ee, biraz aksiyona yönelmiş. Mesela o Cüneyt, Var Cüneyt Arkın tarzında filmler çekmiş. Biraz sonra biraz drama yönelmiş falan. İşte Müslüm Baba bir 35-40 filmle Arabesk Film Fulyası'na katılmış. Belki yani. de bu filmlerin birçoğu Yunus Bülbül'le çekilen filmler de evet. dahildir. Birçok bir film evet. çekti. E, Müslüm Gürses 90'larda e, Akbaş müzik zannedersem, yani zaten akbaş onu kuruyor. E, Avrupa'ya e, Almanya'ya özellikle bu tip e, videoların ya da kaset ihracatını e, yapmak için e, kuruyor diye okumuştum. Bir yerde daha sonra videoyu da izlemiştim zannedersem şey Yunus ile çektiği filmleri de o şirket üzerinden Almanya'ya gönderdi ya da pazarladı diye düşünebiliriz. Şimdi 90'larda bu Arabesk furyası gitgide bitmeye başladığında, azalmaya başladığında bir anlamda taverna şarkıcılarıyla ile beraber ortaya yeni bir müzik türü çıkıyor, Fantezi müzik. İşte o dönem. Ümit Besen e, arabesk görülebilir ama e, biraz daha taverna şarkıcısı e, kıvamında fantezi müzik üretiyor. Cengiz Kurtoğlu, Arif Susam, işte Necat Alp onlar hep böyle taverna şarkıcı. Ünalın var ee, mesela benim bildiğim. Çok severim. Ben onu bilmiyorum ee, ama <gülüyor> 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 ya şöyle, şöyle bir şey var ee, tabii Ümit Besen e, nikah masası yapınca Arif Susam boş durur mu o da nikah memuru yapıyor. Memuru değil kış arkada sürekli durdur bu nikahı nikah memuru falan diyor. Arif abi de çok kaliteli bir adamdır ee, ama aralarında böyle tatlı bir atışma var ee, Ümit Besen ile Arif Susam arasında ondan sonra tabi taberna müzikleriyle beraber bir yeni müzik ortaya çıkıyor arabesk karıştırıp fantezi müzik yapıyorlar kim ne derse desin bunu konuşmak benim için büyük bir gurur vesilesi arabesk müzikten sonra ortaya çıkan fantezi müzik bence kralı İbrahim Erkal'dır İbrahim Erkal Allah, Allah rahmet eylesin hemşericilik ya. yapmıyorum ama bu birçok yerde geçer İbrahim Erkal çok büyük de bir bestecidir mesela İbrahim Tatlıses'e verdiği şarkılar da var kendi zaten şarkıların hepsini kendisi yapıyor e, halk müziğini çok güzel bir şekilde icra edebiliyor e, sanat müziğini de aynı şekilde e, zaten şey çalıyor e, temel çalgısı Ut e, iyi de bir e, müzisyen iyi de bir insan ve o dönemde e, İbrahim Erkan Canısı diye bir film çekiyor bu filmdeki hikayenin aynısını biz tabi Ümit Besen'in Nikah Masası filminde görüyoruz Yine orada da yönetmen Temel Gürsu, burada da Temel Gürsu. Şey Arda Uskan senaryoyu yazıyor. orada Ümit Besen'in işte sevdiği kadın Banu Alkan, düşmanı olan erkek Güner Ümit. Burada Engin Koç düşman, sevdiği kadın Emine. Hikaye tamamen aynı. Arabesçi zaten hikayeyi de tekrarlamış. Fakat Canısı filmi beğenilince ya biz beğenildi hadi bunun dizisini yapalım. Şarkı da tabii beğeniliyor. Hadi bunun dizisini yapalım e, diyorlar ve e, yani e, 26 bölüm falan sürüyor zannedersem şey e, canısı dizisi. Orada da e, Cem Kurdoğlu'nun e, müthiş bir oyunculuk performansı vardı. Yani İbrahim Erkal'ın elbette oyuncu değil, onun popülaritesinden faydalanarak bir e, dizi yapıldı ama orada Cem Kurdoğlu gerçekten e, müthiş bir oyunculuk performansı vardı. E, o dizilerde. E ee, işte tiyatronun ya da seslendirmenin büyük ustalarının da yer aldığını görüyoruz. Mesela Canlısu dizisinde işte Cem Kurtor ile beraber Nursubaşı da vardı. Nursubaşı İbrahim Erkan'ın babasını oynuyordu. Ee, yine Şeytan filminde izlediğimiz Canan Perver de orada oynuyordu. Ee, galiba İbrahim Erkan'ın ablasını oynuyordu. Yani yanlış hatırlamıyorsam. E ee, fantezi müzikte işte Tori Evren Erkan Sırılsıklam diye bir dizi yaptı. Bu da yine albümünün adı Sırılsıklam e, albümüydü. E, orada da Melis Yamalıoğlu, Yosim İzra yine benzer canısıdaki ben, hikaye benzer bir hikaye. E, orada Kuzey Vargın vardı yine. E, işte Tuncer Necmioğlu vardı. E, hatta Kuzey Vargın'ı benim hatırladığım kadarıyla Kenan Işık seslendiriyordu. E, böyle bir hikaye. E, fantezi müzikte galiba belli bir olgunluğa eriştikten sonra... E, Arabesk müzikle beraber aşağılanan, hor görülen, belli bir kesim tarafından özellikle e, istenmeyen arabesk müzik e, sonra bu kesimin meylettiği bir e, ve yücelttiği bir müzik haline geldi enteresan bir şekilde 2000'lerin başında. Müslüm Gürses, e, Neredesin Firuze'nin e, soundtrack albümünde Bülent Ortaçgil'in Sensiz Olmaz şarkısını söyledikten sonra şöyle bir şey çıktı abi ortaya, Bülent Ortaçgil gazeteye. E, röportaj verdi. Ben e, böyle olacağını bilsem Müslüm Gürses'e çok daha önceden verirdim bu şarkıyı. Böyle okuyacağını bilseydim. E, dinleyenler çok iyi bilir. Müslüm Gürses o şarkıyı gerçekten Bülent Ortaçgil'den daha da güzel okumuştur. Ya yani ben en azından öyle düşünüyorum. Çünkü ikisinden de dinledim. Muhteşem okumuştu. Bunun etkisiyle arabesk müzik şarkıcılarının Pop müzik şarkılarını söylediğine şahit olduk. Tutamıyorum zamanını söyledi. Ee, İbrahim Tatlıses'te kim bu gözlerindeki yabancıyı söylemişti galiba. Deniz Seki söylüyordu değil mi onu? Evet. Ee, onu söylemişti. Ee, bir anlamda belli bir toplumun belli bir kesiminin, kendisini e, belli bir seviyenin üstünde gören bir kesimin arabesk müzik şarkıcılarıyla, arabesk müzikle barışma dönemiydi. Fakat bu da çok kısa sürdü, çok uzun sürmedi. Nereye kadar sürdü? Pop müzik şarkısı söyleyen bazı hanım ablalarımızın Has Arabesk, Arabeskçi diye e, albümler yapmasına kadar sürdü. Onlar biraz iş yaptı. Ondan sonra bundan da hevesimizi aldık ve e, bu süreçte böylelikle 2012 zannedersem o dönemde 2012-2013 noktalandı ve ondan sonra da son bu konuyla ilgili söyleyeceğim şeyi söyleyeyim. Günümüzde hayat hikayesi yapılmaya başlandı. Bu insanın hayatlarının hikayesi, film yapılmaya başlandı. Müslüm Gürses, e, işte Dilberay bir da hayatı film yapıldı. Genellikle hayatı film yapılan e, kişilere bakıyoruz. Bunların hepsi e, ya arabesk müzik e, okuyan isimler, o tür müzikte eser bırakan isimler... ...ya da arabesk müzikten hoşlanan isimlerin e, eksiletle çok sevdiği, dinlediği isimler. Mesela Nec Neşet Ertaş, halk müziğimizin çok büyük bir ustası ama... Arabesk müziğe daha yakın e, isimlerin dinlediği, mail ettiği bir isim olduğu için onların hayat hikayesini film yapıldığında sinemada çok izleniyor demek ki. Müslüm filmi bayağı bir izlenmişti böyle bir furya başladı. İnşallah bir yerde biter. Ben mesela Barış Manço'nun hayatı film olacak falan diyorlardı. İşte Cem Karaca'yı çektiler, yayınlanmadı. Ya da işte şimdi galiba Yılmaz Güney'in hayatını da film yapacaklar. İsmail Hacıoğlu oynayacakmış diye bir haber okudum. Doğruluğu nedir bilmiyorum. İnşallah Barış bir yerde son bu... alakalı Ben bir şey söyleyeyim. Bundan yaklaşık 10 yıl önceydi herhalde bir yarışma düzenlediler. Hmm. bir senaryo yarışması. Ben bu yarışmaya katıldım. Çok da güzel Kazardın bir senaryo mı? yazdım. Hayır. o yarışmadan yok oldu gitti. Hı -hı. Yani dünya kadar insanın e, senaryolarını topladılar ve şu anda onlar birilerinin elinde. Ben de çok güzel bir senaryo yazmışım açıkçası. E, Hı -hı. Böyle birazcık şey gibiydi. E, macera, şöyle macera. İşte bir bilmece bularak gidiyordu e, oradaki kahraman ve en sonunda işte barışmacılığı ile ilgili bir e, farklı bir konuya ulaşıyordu. E, güzeldi. Ben derece yapacağımı düşünüyorum. Bir anda yarışmanın sonucunu bile açıklamadan kapattılar gittiler. Şimdi ee, nikah masası ile ilgili sadece bir şey söyleyeceğim. Oraya giremek, girmek istem çok giremedim ama kadınlarla ilgili gene bir mevzu. <laughs> yani biraz sen şey yapacaksın ama şimdi ben 6 yaşındayım o zaman. Kapatıracağım sahibinde... mı bizi kardeşim? <laughs> ya, ev sahibimizin, ev sahibimizin kızına aşığım. 6 yaşındayım Oo. ama kız 18 yaşında. Hı. Çok Hı. büyük benden. Böyle karşılıklı balkonlar onlar üst katta ben alt kattaydım açardım ve 6 yaşındaki çocuk e, nikah masasına oturdun işte hiç yok bir hesapta diye bunu söylerdim. Annesi de ki yazık ya bu olan da ne kadar aşık sana filan. Evlenir az önce söyledim ya video filmi izlemeye gidiyoruz filan. Babası derdi ki ben kızımı sana vereceğim filan. Ben çok sevinirdim böyle 6 yaşında gariban bebeğe. Ondan sonra meğerse dalga geçiyorlarmış bende. Çok sonradan anladım. Ben o zamana kadar çok ciddiydim. <laughs> ee, bir daireyi bize vereceklerdi, biz orada oturacaktık, mutlu ve yaşayacaktık. yaşayacaktık. Ee, hala arada görüşüyoruz onlarla bu arada. Onlar da dalga geçiyorlar. Ne dedi? Ailesiyle görüşürüz. Ha kendisiyle görüşürüz. O zaman evet. diyor ki sen bana küçükken aşıktın, nikah masasını söylüyordun diye. Ee, o günlerden işte geliyor. Yani az önce kadınlarla ilgili bir şey mi var dedin? Ya, aslında aramızda psikolog falan varsa beni dinleyip böyle temele inebilir Ta çocukluğuma kadar anlatıyorum aslında hı hı. bu arada az önce yorumlardan bir tanesi de Yeşilçam Masalı şöyle demiş sizin en çok sevdiğiniz e, arabesk filmi ne diye biz aslında takipçileri de sorduk ama çok okuyamadık onları e, ben daha çok şeyi çok seviyorum bilmiyorum ama Orhan Gencebay ile Müjde Arın oynadığı filmleri ben daha çok seviyorum o arabesk rüyası içinde Yani ben Orhanca değilim Ferdi'ci değilim ama e, o filmlerin tadı bir başka. Hı. Yani belki oradaki e, müjdar oyunculuğu bunu belki bana şey yapıyor geçiyor çünkü ben İffet'imin de çok seviyorum. Yani oradaki de oyunculuk da çok güzeldir mesela. E, benim e, favorim Orhan Gencebay müjdar filmleri. Senin favorin? Ben hiç öyle düşünmedim ama mesela Feray Fur filmlerinden desem e, ...Necla Hazırlı oynamadığı herhangi bir filmi söyleyebilirim. Ben o çifti çok uyumsuz buluyorum. Nedense? böyle hani aykırı olmak için söylemiyorum ama hiç yakıştıramadım onları ama mesela Huzurum Kalmadı çok popüler bir film olması hasebiyle. Konusu da aslında ilginç. Orada Marget Flord'un falan da var filmde. Çekimleri falan da çok iyi. İbrahim Tatlıses'in veya sahnede öldüğü bir film vardı. Hülya Avşar koşarak gidiyor. Süleyman Turan'la beraber birbirlerine sarılıp ağladıkları işte çok kısa bir zamanda öleceğim falan. Yani absürt bir durum ama e, öyle bir hikaye vardı. O film de çok etkilemişti aslında. Orhan Gencebay'ın dediğin gibi evet Müjdarlı olan filmleri e, iyiydi ve kaliteli çekimler. Belki de Şerif Gören etki, Şerif Gören filmleriydi galiba onlar. E, Yanılmasın. E, onun etkisi görülebiliyordu şeyde filmlerinde. Ama hani hangisini sevmiyorsun desem ben mesela Orhan Gencebay'ın Kaptan filmini söylemiyorum. Ben hiç beğenmedim o filmi. Seslendirme etkisindendir belki bilmiyorum ama Orhan Gencebay e, orada hiç alışık olmadığımız şekilde bir anlamda şey başlarında hani filmin başlarında böyle e, tırnak içinde ırz düşmanı <laughs> bir roldeydi. <laughs> C, e, yakıştıramıyorsun ben de bir sevdiğin izlediğin be, ya da işte dinlediğin insanlara yakıştıramıyorsun bunları. Mesela ben İbrahim evet. Tatlıses'in e, bir şey var film ismini bilmiyorum ama Pembe Mutlu oynuyor, hmm. Hülya Alşar hmm. oynuyor. Filmin en sonunda Leylim Leyi söylüyor. Evet, yani. Çok Ve pembe yani. mutluyla evleniyorlar. Hülya orada gözyaşları içerisinde ona bakıyor. Şükrü atan eyvah diyor basacak bir şey diyecek mi acaba diyor. Bir gerilim yaşanıyor. Ve sonra kalabalığı yararak en son Hülya Avşar'la karşı karşıya kalıyor böyle. Ve devam ediyor. De, Film adını bilen varsa yazsın ama e, o Leylim Ley'in oradaki sadece müzikal olan kısmı bile insanların tüylerini diken diken ettiği Malum filmin ismi. Öyle ben. mi Evet. Bırak, bilmiyorum. Ee, o, film. o filmde değil mi Şükrü Atav İbrahim Tatsese e, tokat atıyordu aynı Şükrü Atav Yılmaz e, Güney Yılmaz yani, Güney <laughs> umutsuz Ayşin Atav filminin aynı sahnesinde şey Ayşin Atav Ayşin Atav bir şey diyordu ya. E, halası Ayşin Atav'ın Şükrü Atav. benim halam çok güzel çok iyi patlatırdı falan çok iyi tokat atardı diyorsun. Orada gerçekten, gerçekten o kadar. Yılmaz güneye vuruyor hı. herhalde. Çünkü çok hı hı. sert geçiriyor yani. Doğru. Sert anne sert olmak geçiriyor. için doğmuş sanki kadın. Gerçekten anne rolünü oynamak için doğmuş. Çok başarılıydı Allah rahmet eylesin. bir gün belki böyle karakter oyuncularında konuşacağımız program olur. Evet. Ee, şimdi haftaya ne evet, haftaya... sonraki haftada ne konuşacağız? Evet. Biz bugün aslında sevgili arkadaşlar neler konuşabileceğimizi bir fırtınası yaptık Sedat'la. Çok konu var. Çok çok fazla konu var. Çok fazla isim var. Sizler de yazıyorsunuz şunları konuşun, bunları konuşun diye. Öncelikle şunu söyleyeyim. Yani tek bir film özelinde Selvi Boylumal yazmalım ve vesikalı yarım yapmıştık. E, açıkçası tekrar tek bir film özelinde konuşmaya çok düşünmüyoruz. Tek bir isim Olabilir ama böyle donanımlı çok yönlü olan isimleri düşünüyoruz açıkçası baktığımızda. Ya da bir konu içerisinde bugün gibi geçen hafta biliyorsunuz kötü adamlardı. Bu hafta arabesk filmlerdi. Bununla ilgili daha böyle geniş yelpaze bakın bir buçuk saat oldu. Hatta konuşsak şimdi daha o kadar çok isim var ki. Yani der ya Derya Deniz aslında arabesk filmlerde aynı kötü adamlardaki gibi. Sana bırakayım ne konuşalım? Yine anket düzenleyelim istersen. O anketin anket üzerinden. Anket düzenleyelim. Gidelim. Bence bana mesela şey çok geliyordu. İşte bir seslendirme sanatçısına konuştunuz diyordu. Benim aklım hani şey sadece seslendirme değil de yani böyle geniş yelpazesi olan birçok alanda faaliyeti olan sanat dalında hani sanatını icra etmiş bir isim olsun istiyorum açıkçası. Yani bir bugün mesela konuştuk aslında İhsan Yüce olabilir. İhsan Yüce'yi konuşabiliriz. E, çünkü o epey geniş yelpazede değerlendirebileceğimiz bir isim. E, başka e, kim olabilir? Mesela neyi konuşabiliriz? Vallahi, bugün, karşısına birini koyabiliriz. Bugün bugün çok isminden bahsettik aslında. E, bence tehlikeli sorulara girip Yılmaz Güney'i de <laughs> konuşabiliriz. Ya yani, evet çok tepki <laughs> alacak. Yani bu mesela bu programın tekrar YouTube'da izlendiği zaman emin ol bu özellikle Ferit Aydın bölümleri ...ciddi anlamda yorum alacaktır. Daha tehlikelisi işte... ...Yılmaz Güney. Yani siyahla beyaz ben, gibi çünkü. E, ya şöyle... ...sana bugün söylediğim gibi ben Yılmaz Güney'i sevmiyorum. E, yani çeşitli... ...sebeplerim var bunun için. E, Yılmaz Güney'i sevmiyorum. Programda... ...hani söyleyeceğim bir şeyler belki... Yani bana sıkıntı çıkartabilir bilmiyorum ama ben kendisini sevmiyorum açıkçası. Fakat yine de konuşmaya çalışırız elbette yaptığı filmlerinde vermek istediği mesaj işte bir sürü insana tabii idol edinmiş onu da idol edinmiş olan kişilerin verdiği eserler hani yaşantısı işte o karmaşık süreç onların hepsini konuşabiliriz bunların hepsini aslında belgeleriyle konuştuğumuzda herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Çok enteresan bir iklimdeyiz. Bu iklimde insanın hani böyle çekinmesi çok olası. Ee, o sebeple e, İhsan Yüce ile Yılmaz Güney'i e, şeye koyabiliriz. Şimdi ben alternatif artık olarak. tahmin yeteneğimi kaybettim. Çünkü geçen haftalarda da biliyorsun e, kesinlikle erotik filmler kazanır diyorum. <laughs> Ama açık ara şey kazandı. Şimdi malum hatta şu anda da maç var. E, Euro 2024 tahminleri yapıyorum oğlum Batu ile beraber. E, diyor ki hiçbir tutmadı. Sergen Yalçın gibisin diyor yani. Hiç biri mi tutmaz diyor. <laughs> senin demediğini oynamak lazım. İkida oynasak da senin demediğini oynamamız lazım. Bu arada diye. bu akşamki maçla ilgili ben İspanya kazanacak demiştim. İspanya kazandı. Çok da iyi İspanya oldu. Maç. Evet bitti. Son dakikada attı İspanya. E 2-1 yendi. E, Almanya'ya güle güle. Bizimle uğraşmayacaktı Almanya. Haddini evet. bilsin falan. Hey <laughs> Merkel <diyorsun. gülüyor> evet. Ya yok o, o, o tonda bir şey değil de e, program aslında şöyle giriyormuşuz böyle falan filan giriyormuşuz. <laughs> ya bu ya bu işaretten enteresan hikayeler çıkardılar. çok saçma şeyler ya bunlar. Ee, yani bu işaretin kime ne zararı var çok merak ediyorum. Yarın milli takımımıza başarılar diliyoruz evet, evet. yerinde evet. ee, yarı final yolunda zor bir maç Hollanda ile karşılaşacaklar. Bunu inşallah geçeriz ve sonrasında inşallah adımızı yarı finale yazdırırız diyoruz. Yarın hepimiz tek yürek, tek bilek bu maçı izleyeceğiz. O zaman toparlarsak İhsan Yüce ve Yılmaz Güney yapıyoruz. Ama ben yine tahminimi söyleyeyim. Benim takipçilerim sanki Yılmaz Güney'i seçecek gibi geliyor. Bak, beni benim taraftan da yani. İhsan Yüce olacakmış gibi geliyor da bir bakalım. Peki nasıl yapacağız? Senin taraf İhsan Yüce oldu. Benimki Yılmaz Toplam Güney oldu. Nasıl çalışacağız? Oy sayısını toplarız. Yüzde böyle. Yani bana mesela diyelim İhsan Yüce için e, 500 oy geldi. Yılmaz Güne için de 300 oy geldi. E, sendeki oyları beraber toplarız. Yüzdeye vurduğumuzda ne çıkarsa Şimdiye kadar biliyorsun hiç böyle bir şey olmadı hatırlarsam. Hep sende ne çıkarsa bende de o çıkıyor. Yani eşit oluyor. Evet yani, evet. Hiç farklı olmamıştı. Bunda biraz olacak gibi görünüyor ama ben bilmiyorum ama bakalım hakkımızda hayırlısı daha şimdiden biri Yılmaz Güney yazmış ee, yazmayın arkadaşım <laughs> böyle şey <laughs> evet şu anda aslında sana konuk olduk <laughs> bir arkadaşımız bir saniye özür dilerim bir arkadaşımız e, bir saniye ne demişti demiştim e, mesela Mukadder Kaplan ee, Ahmet oluyor, röportaj bekleriz. Ahmet Nasıroğlu'nun telefon numarasına ulaştım, kendisini aramadım. Ankara'da yaşıyor. Röportaj için Ankara'ya gitmem gerekiyor. Ee, Ankara'ya sadece Ahmet Nasıroğlu için değil, gitmişken aslında birçok kişiyle röportaj yapalım. Ee, bir stok yapalım, geleyim istiyorum. Ee, o sebeple sadece Ahmet Nasıroğlu e, olursa şu an için mümkün değil onu belirtmiş olalım bizimkiler e, serisinden sonra başka bir seri yapacak mısınız e, belli değil yani yapa, yapma isteğim var elbette e, ama çeşitli etmenler var burada yani hani bir ara şey deniyordu e, suyu akmıyor deniyordu ya yani <laughs> bu iş için zaman lazım e, kadro lazım para lazım bir, bir sürü şey lazım eee o sebeple bu faktörler bir araya geldiğinde elbette yapmak isteriz. Ee, YouTube'dan e, takip edip paylaşıp abone olduktan sonra bir de ücretle abone olursanız, destek verirseniz elbette iyi olmaz. Ee, bir sonraki proje için kaynak oluşturmuş oluruz. Ben de bir notlar bu kadar. Ben... Güzel bir bunlar. E, bir buçuk saat iyi konuştuk. Evet, vallahi çok güzel oldu. E, sponsor bulursunuz inşallah. Valla ben inşallah maşallah çok denedim olmuyor artık fare geçmek lazım. Sponsorlar <laughs> bize çok olmuyor. şey yapmıyor. Evet, yani Yeşilçam konusuna çok Hı -hı. girmiyorlar yani. Ya Şu bu şey evet gibi. çok e, ilgi gösterilen bir daha doğrusu çok popüler bir alan olmadığı için ben onlara hak vermiyor değilim. Popüler bir alan olmadığı için elbette sponsor bulmak çok e, güç bir durum. Ee, ama yani bakarız e, bulamazsak başka kaynaklardan e, kendi imkanlarımızla e, yapacağız yani yapacaksak eğer e, belki hani e, küçük çaplı projeler olur bizimkiler biraz daha büyüdü yani gitgide büyüdü ben 22 bölüm çekmiştim 28'e çıktı 6 bölüm daha çektim 3, çekeceğim 3 bölüm daha var e, 30-31 bölüm falan olacak toplamda. Ee, orada da bitecek, e, bitecek diye düşünüyorum çünkü uzadıkça insanlar da sıkılıyor zaten. E, o sebeple e, bu farklı bir projeydi. Diğerlerini yapmak için e, evet her şeyden e, ziyade paraya ihtiyaç var arkadaşlar. O sebeple e, para olmadan hiçbir şey olmuyor maalesef. Aşağıda söylemişler bir e, bu programın tekrar olacak mı diye e, programın tekrarı YouTube kanallarımızda, hem yani zaten benim kanalımda da herhalde bir hafta içerisinde Pazartesi falan Pazartesi yani ya da salı zaten. yayınlarım diye düşünüyorum. Hı. Pazartesi ya da salı yayınlarız diye düşünüyorum. Hazırlarız zaten. Ee, o zaman yayınlamış oluruz. Sedatim, ben herkese çok teşekkür, teşekkür, teşekkür ediyorum. Misafirperverliğin içinde. Misafir Estağfurullah. <laughs> nasıl, nasıl açtı? Nasıl açtı? Çok hayret ediyorum. Kapatmak istemiyorum şu anda. Bari maçın son 10 dakikasına burada yetişelim. İkinci yarıyı da evet. izleyelim. <laughs> Görüşmek dileğiyle. Herkese çok teşekkür ederiz. Bir sonraki programda görüşürüz. Çok teşekkürler. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar herkese.